Bir coşku vardı İstanbul Boğazı'nda, Fener Alayı'nda, Bağdat Caddesi'nde, başkent Ankara'da, İzmir'de, Cumhuriyet Meydanı'nda, Gündoğdu'da, simge noktalarda, Samsun'da, yeni yaptığımız Çanakkale'de, birçok noktada, dört bir yanda kutlama vardı. Ve o kutlamalarda Atatürk posterleri, Türk bayrakları, en önemlisi söylemler itibariyle Türkiye yaşasın Cumhuriyet diye haykırdı. Ve biz de Çanakkale'den başlattığımız İstanbul, Ankara, Samsun, İzmir, arada Erzurum'dan, Sivas'tan, Amasya'dan bağlantılar, özel röportajlar derken gün boyu özel yayındaydık. Demiştik ya, hakkını vermeye çalışacağız ve bu yüzden de yönlendirmelerinizi bekliyoruz, hatırlatmalarınızı bekliyoruz. Ekran başında bizleri yönlendirin demiştik. Sözcü Televizyonu izleyicileri ekran başında, anlaşılan Sözcü Televizyon'dan hiç ayrılmamış. Sonuçlar da bunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılını haber kanalları içinde Sözcü Televizyon'dan takip etmiş. Teşekkürü bir borç biliyoruz. Türkiye yaşasın Cumhuriyet diye haykırdı. Konuşmamız gerekenler de var. Kutlama kısmı mutlaka. Sahiplenme kısmı mutlaka. Ama bunun yanında bazı tartışma başlıkları da haftanın ilk gününde elimizde avucumuzda kaldı. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın Vahdettin Köşkü'nü tercih etmesi. Şimdi donanmamıza ait 100 gemi geçiş yaptı. Bir dönem işgal kuvvetlerinin demirlediği sularda elbette vatanın gerçek sahipleri vardı. O geçiş sırasında Vahdettin Köşkü neden tercih edildi? Kuvayi Milliye cephesinden zafer nidaları artık kesin bir galibiyete, kesin bir vatan savunmasının gereğinin yapıldığına işaret ettiğinde, bu haberler İstanbul'a geldiğinde Vahdettin bir İngiliz zırhlısıyla ayrılmaktaydı bildiğiniz gibi. 100. yıl kutlamalarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın köşk tercihi Türkiye'nin gündeminde, konuşacağız elbette. Okulların tatil edilmesi de ayrı bir tartışma başlığı oldu. Çünkü gün bitti, kutlamalar, konserlerle birçok noktada devam ederken Sayın Cumhurbaşkanı bir video paylaşımı yaptı ve dedi ki saat 22'de yarın okullar tatil. Neden o saate bırakıldı? Neden bir anda böyle bir karar alındı? Bir yandan şimdi ya eğleniyor insanlar o saatte, Cumhuriyet coşkusuyla çeşitli etkinliklerde, konserlerde, ya da diğer yönüyle örneğin ilkokul çağındaki çocuklarımız ne yapıyorlar? Uykudalar. Bilmem kaçıncı uykudalar. Şimdi saat 22'de okulların tatil edilme konusunda acaba Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir yönlendirmeye tabi tutuldu? Hangi danışmanının fikriydi? Neden kabul gördü? Bunları sormak lazım. Çoğu veli not yazmış, mesajlarını göndermiş. Sabah öğrenen var, sabah öğrenemeden yola çıkan var. Haliyle. Herkes internet kullanmıyor, öyle değil mi? Herkes internette acaba saat 22'de okullar tatil edilmiş diye bir bakma beklentisi de yoktu. Öyle bir beklenti olsa yine anlayacağız diyor vatandaş. Konuşmamız gerekiyor. Ama bir de Türkiye'nin meseleleri var, dertleri var, çözmesi gereken sorunları var. Örneğin cep. Gittikçe ağırlaşıyor. Son 5'e 6 yıldır içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, bir kur krizi, döndü barınma krizi, yetmedi enflasyon üzerinden gıda krizi. Kur nereye gidiyor sorusunu soracağız. Ve bakacağız. Dolar 28-23 seviyesinde. Euro TL 29-84 seviyesinde. Nereye gideceğini konuşacağız. Zam oranlarını emekli vatandaşlara Ocak ayına bırakılan, hatta düzeltelim, adını koyalım, 1 Şubat'a bırakılan o zam gerçekliği, asgari ücretteki zam oranları nasıl değişmeye başladı? Belki de ilk kez duyacağınız ayrıntılar olacak. Ha bir de Türkiye'nin herhalde en çok konuşulan meselelerinden biriydi birkaç hafta önce. Bir çift, Dilan Polat, Engin Polat. Şimdi bir açıklama yayınladılar. Açıklamanın içerisinde bazı tartışma başlıkları da vardı. Örneğin özür dilemişler. Kimden neden özür dilendi? Bir hukuki soruşturmayla iç içe tedbir kararları var, el konulma kararları var, araştırma, inceleme kararları var, tahtler var. Tüm bunların yanında çok göz önünde ve insanların gösteriş meraklısı olarak nitelediği çeşitli davranışları için özür diliyoruz dediler. İşte Allah'tan af diliyoruz, sizlerden özür diliyoruz. Dünyalık şeylere çok merak saldık mealinde bir özür. Neden dilendi? Bu merak ediliyor. Neden kamuoyundan haklarında böylesine net bir soruşturma ortaya konulmuşken özür diliyorlar? Ne bekliyorlar karşılığında? Bir de daha fare doğurdu minvalinde de bir açıklama var. MASAK raporundaki vergi konusu hariç
Herhangi bir şey yok bu dosyada diyorlar. Ama o vergi konusu nedir? Neden o hariç deniyor? Ona da bakmak gerekiyor efendim. Özel bağlantılarla konuşacağız. Belki de yine soruşturmayı yakından takip eden gazetecilerden ilk kez duyacağımız detaylar olabilir. Ama önce ne yapıyoruz? Sahaya. Çalışma arkadaşlarımıza dönüyoruz. Çağlayan Adliyesi'nde Ozan Kelleci var. Biliyoruz değil mi? Değişmedi. 5 aydır bir gündem sürüyor ama burada 5-6 günlük yeni ve özel bir gündeme evrildi. Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlali kararı verildi. Kaldı ki ona bile ihtiyaç yok diyen hukukçular da vardı. Fakat ona ihtiyaç var mıdır yok mudur bilinmez. Yeni haftaya bırakılmış bir karar var. Mahkeme ne zaman uygular, nasıl uygular, tanımaz mı, tanımamazlık eder mi, bunlar merak ediliyor. Oradaki havayı merak ediyoruz. Önce Ozan Kelleci'ye gideceğiz. Sonra başkent stüdyomuza dönelim. Aslı Kurtuluş Mutlu başta kurultaya giden CHP'nin son MYK'sı olmak üzere bize bir başkent gündemini özetleyecek. Önce yargı diyelim. Sözü de Ozan Kelleci'ye bırakalım. Can Coşkun, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında hak ihlali kararı vermesinin hemen ardından gözler 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Anayasa Mahkemesi bu kararını 25 Ekim Çarşamba günü açıkladı. Yani o günden bugüne normalde 5 gün ama mahkemeler için 3 iş günü geride kaldı. Bugün artık 3. iş günündeyiz. Perşembe ve Cuma günü karar çıkmadı. Bugün artık 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı değerlendirecek mi? Kararında direnecek mi? Yoksa Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulayacak mı? Önümüzdeki saat itibariyle bunu da öğrenmiş olmayı diliyoruz. Bir yandan Can Atalay'ın hem avukatları, hem meslektaşları, hem yakınları hem de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın da burada olmasını bekliyoruz. Onlar da 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ne yönde karar vereceğini merak ediyor. Ama biz yaklaşık 1,5 saat önce kararı uygulayacak olan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kalemine gittiğimizde henüz karar yok bilgisini paylaşmışlardı bizimle. Daha sonrasında biz 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkeme cetveline baktık ve baktığımızda tek bir duruşma gördük. Yani o tek bir duruşma görüldükten sonra mı bu karar değerlendirilecek, onu da önümüzdeki saatler itibariyle öğrenmiş olacağız. Peki bu sürece nasıl geldik diyecek olursanız da Can Atalay yine 25 Nisan 2022 tarihinde Gezi Parkı davası karara bağlanmış ve Can Atalay da 18 yıl hapse mahkum edilmişti. O günden bugüne yaklaşık 1 yıl 6 aydır da cezaevinde tutuklu bulunuyor. Ama o süreçte ne oldu? Can Atalay 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Yani Can Atalay milletvekili seçimlerine girerken ona bir kağıt verildi. Yani seçebilirsin, seçilebilirsin içeren bir kağıt verildi ve milletvekili oldu. Daha sonrasında cezaevinden tahliye edilmesi gerekiyordu hukuki olarak ama bu talebe uyulmadı. Daha sonrasında bireysel başvuru yapıldı Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Can Atalay'ı tahliye edin, hükümleri uygulayın dedi. Topu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne attı. Artık bugün 3. iş gününe girdik. Yargıda 13. Ağır Ceza Mahkemesi ne karar verecek, onu da önümüzdeki saatte itibariyle öğrenmiş olmayı diliyoruz. Teşekkürler Ozan. Kelleci, kolaylıklar. Partinin eş başkanı orada olduğunda, işte şimdi genel başkanı orada olduğunda Erkan Baş, mikrofon uzatılacak ve sorular sorulacak. Bakalım neler söyleyecek Erkan Baş'tan gelen, TİP genel başkanından gelen açıklamaları da yakından takip edeceğiz. Gün boyu da o tahliye kararının kayda geçip geçmediğini Ozan Kelleci belki de son dakika gelişmesini Türkiye'ye duyurmuş olacak. Dönelim başkente. CHP kurultay haftasına girdi artık. Önümüzdeki hafta sonu kurultay var. Birden fazla genel başkan adayı var. Genel merkez, değişimciler, haritalar, hesaplar derken bugün son MYK. Nedir bunun önemi? Neler konuşuluyor? Ve başka, başkentte hangi gündemler var? Aslı Kurtuluş Mutlu, sendeyiz. Evet Can Coşkun, hem CHP için önemli bir hafta hem de meclis için önemli bir hafta. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman bu hafta hem grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son mesajlarını vermiş olacak. Sondan kastımız kurultaydan önce son mesajlarını vermiş olacak. Bir de bugün tabii Merkez Yürütme Kurulu'yla bir araya geliyor. Saat 14'te Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP MYK toplanacak. Kurultayda neler yapılacak? Tabii geçtiğimiz hafta önemli bir görüşme oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu divan başkanı teklifinde bulunuldu. Kendisinin de kabul ettiği daha sonra açıklandı. Dolayısıyla hafta sonu
Cumartesi ve pazar günü önce genel başkanlık için bir yarış olacak. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu için imzalar toplandı. Ama grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun belki aday olma ihtimaline ilişkin bir açıklaması ya da daha önce yaptığı bir açıklama vardı. Gemiyi sağlam bir limana bırakacağım diye. Belki de onun üzerine bir konuşma yapacak. Bu merak ediliyor. Ama tabii MYK'da konuşma daha özel bir konuşma olduğu için sonrasında CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün yapacağı açıklamaya da gözler çevrilmiş oldu. Yani Kılıçdaroğlu için iki önemli toplantı, biri bugünkü MYK, diğeri de salı günü mecliste yapacağı grup toplantısı ne söyleyecek? Değişime ilişkin sadece birkaç kez aslında konuşmasında değinmişti. Bundan sonraki süreçle ilgili de merak ediliyor diyelim. Şimdi gelelim meclise. Can Coşkun, bu hafta çok yoğun meclis. Her zaman yoğun diyoruz ama bütçe görüşmeleri başladı. Dolayısıyla bu hafta bütçe görüşmeleri de var ama onun öncesinde ilk olarak hemen şunu anlatmak istiyorum. Yaklaşık 15 dakika önce Meclis Genel Kurulu'nda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma HDP milletvekillerinin Celal Adan'a yönelik tepkisiydi. O da şu, tabii Celal Adan geçtiğimiz hafta HDP'li vekil Sırrısakık konuşurken tepki göstermişti kendisine. Mikrofonu kapalı sanmış ve ettiği küfür de milletvekilleri tarafından duyulmuştu. Genel kurul normalde salı günü açılır ama bütçe görüşmeleri ve 12. kalkınma planı için bugün saat 11'de genel kurul toplandı. Bu hafta nöbetçi olan, yani meclisi yönetecek olan isim de Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ protesto etti HDP'li milletvekilleri. Celal Adan bir an önce istifa etmelidir dediler ve genel kurula da Celal Adan bugün gelmedi. Niye gelmediği de soruldu. Bekir Bozdağ da dedi ki sizin bu istifa çağrınızı ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Önce Cevdet Yılmaz bir açıklama yapsın, 12. kalkınma planını sunsun, daha sonra bu konuya geleceğiz dedi ama HDP buna müsaade etmedi ve sıraları, oturdukları sıraları vurmaya başladılar. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu protesto devam etti ve daha sonra Bekir Bozdağ birleşime ara vermek zorunda kaldı. Daha 5 dakika oldu o aranın ardından yeniden milletvekilleri genel kurul salonunda ama bu tartışmanın büyüyeceğini aslında öngördüğümüzü söyleyebiliriz. Daha sonra İyi Partili Musavat Dervişoğlu bir söz aldı. O da dedi ki yorgunluktan da olmuş olabilir. Şu anda Celal Adan burada değil. Kendisi ya bir istifa kararı alır ya da farklı bir karar alır. Ama şu anda 12. kalkınma planını konuşalım ve bu gerginlik şu an için son bulsun şeklinde bir açıklaması oldu. Onu da iletmiş olalım. Peki şu an ne oluyor genel kurulda? Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsüde şu sıralarda 12. kalkınma planına ilişkin bir konuşması var. Enflasyonla mücadele, işçi ve emekliyi ilgilendiren konular başta olmak üzere mesajlarını veriyor. Tabii şunu da hemen belirtelim. Bu hafta bütçe görüşmeleri var demiştik. Bu önemli çünkü 1,5 ay boyunca devam edecek. Her gün bir bakanlığın görüşmesi olacak. Yarın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Mehmet Şimşek sunum yapacak Can Coşkun. Ama konu ekonomi olunca hepimizi yakından ilgilendirdiği için, özellikle muhalefetin de üzerinde çok sık durduğu bir konu olduğu için biz bütçe görüşmelerinde Hazine Bakanlığı'nın bütçesinde çok fazla tartışmalı konu başlıklarının olabileceğini aslında düşünüyoruz. Yarın Mehmet Şimşek sunum yapacak ama sonrasında muhalefette bulunan milletvekilleri Mehmet Şimşek'e sorularını yöneltecek. Yarın 11'de komisyonun toplanması bekleniyor ama diğer günlere baktığımızda da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek. Çarşamba günü yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi de görüşülecek diyelim. Bu şekilde takibimizi de sürdüreceğiz Can Coşkun. Teşekkürler Aslı Kurtuluş, mutlu kolaylıklar. Bütçe görüşmeleri komisyon haliyle de, genel kurulu haliyle de her zaman dikkat çekici. Takip edeceğiz. Oradan çıkan özel haberler de olacaktır. Onu da Aslı Kurtuluş Mutlu'dan alacağız. Döndük stüdyoya. Bir de savaş hattına bakalım mı Gazze'ye? Şimdi Gazze'den gelen son rapor, 23 gündür İsrail saldırılarının altındaki Gazze şeridinde şu ana kadar 200 bini aşkın konut bombalandı. Bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığı açıklandı. Şimdi kara harekatı yok ama kısmi var. Adım adım hareketliliğin sürdüğüne şahit oluyoruz. Ne oluyor ne bitiyor? Mesela bombardıman sürüyor. Bombardıman ağırlaşmaya devam ediyor. Gazze'de İsrail bombardımanının bu ağırlığı sürerken ve etkinliği her dakika arttırılırken boşaltma uyarısı yapılan hastanelerin çevresi vurulmaya devam ediliyor. Ve kara harekatı ufak ufak derler ya hani, işte o minvalde ilerlemeye devam ederken İsrail karadan, tam da kara harekatı başlamadı
inkarı üzerinden devam ederken operasyonlar hastanelerin de boşaltılması tehdidini ve ısrarını yineledi İsrail. Bugün özel bağlantılar yapacağız. Gazze'deki hastanedeki doktorlarla irtibat halindeyiz. O doktorlar daha önce olduğu gibi yine Sözcü televizyonu ekranlarında konuşacaklar. Şu anda da hastanelerin çevresinde, özellikle Kudüs hastanesinin çevresine bombalar düşüyor ve bu siyah dumanlardan da anlıyoruz. Gazze hala bombardıman altında. Döndük efendim ilk manşetimize, gönlümüzdeki manşete. Cumhuriyet 100 yaşında. Bir kez daha yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Türkiye yaşasın Cumhuriyet diye aykırdı. Simge noktalar, bilindik yerler, evlerin balkonları, sokaklar, caddeler, konser alanları, etkinlikler ve hatta gökyüzü. Harikaydı. Gerçekten harikaydı ve sabahın erken saatlerinden gece saatlerine dek anladık ki sonuçlardan değerli izleyicilerimiz de Sözcü televizyonundan bir an bile ayrılmamış, tüm rakamlarda bunu gösteriyor. Bizi taşıdığınız zirveye teşekkürler. Kutlamalara gidiyoruz efendim. Her yönüyle konuşacağız. Bugün ilk gün. Hatırlatmaya devam. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Gurur duyuyoruz. O kadar mutluyum ki. Bugünü gördüğüm için Allah'a şükrediyorum. 100. yıl coşkusu sabahın erken saatlerinde başladı, gece yarısına kadar artarak devam etti. Türkiye'nin birçok noktasında Fener Alayı yürüyüşü ve havai fişek gösterileri vardı. Türkiye el ele, omuz omuza, rengarenkti. Nevşehir, Düzce, Van, Kırşehir, Artvin, Kocaeli, Kars, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya coşku ortaktı. İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamalarının en önemli merkezlerinden biri Kadıköy oldu. Suadiye'de toplanan binlerce kişi büyük bir coşkuyla Bağdat Caddesi'ne yürüdü. Bağdat Caddesi 7'den 70'e binlerce İstanbullunun akınına uğradı. Binlerce kişi ellerde bayrak, dillerde marşlarla yürüyüşe geçti. Kalabalığın sonu görünmüyor. Çok mutluyum, çok onurluyum, çok gururluyum. Harika bir ortam, yer gökkırmızı beyaz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Beşiktaş sokaklarında da insan akını vardı. Genç, yaşlı, çocuk ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in 100. yaşını gururla kutladı. Kuyruğun sonunu görmek mümkün değil. Cumhuriyete ve ataya olan sevgi bu görüntülerle taçlandırıldı. İstanbul Boğazı'ndaysa görsel şölen vardı. Drone, havai fişek ve ışık gösterileri adeta nefes kesti. İzmir'de de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Fener Alayı düzenlendi. 7'den 70'e herkes sokaklara döküldü. Coşkulu kalabalık Kültür Park'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Ne mutlu Türk'üm diyene! Demokrasi ve laiklikle birlikte kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene! Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Bugünü yaşadığımız için. Körfez'den lazer ve havai fişek gösterileri yapıldı. Çanakkale'de düzenlenen Fener Alayı'nda on binlerce kişi 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı. Antalya'da 400 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde marşlarla Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Işıklar, Fener Alayı, renk cümbüşü, rengarenk harikaydı gerçekten. Her yerden gelen kutlama görüntüleri harikaydı. Ama bir konuya şerh düşeceğiz. Evet, müthiş bir görsel şölen ama şu havai fişek meselesinden artık vazgeçin. Çocuklar korkuyor, hayvanlar canını veriyor. Yani her havai fişek kutlamalarından sonra ortaya çıkan tahribatı belediye işçilerine sorun efendim. Yerden topladıkları cansız hayvanları sorun. Onlar anlatsınlar sizlere. Bırakalım artık, bırakalım. Başka türlü de eğlenebiliyoruz. Cumhuriyet'e her yönüyle sahip çıkmanın başka yolları da var. Sadece havai fişek gösterileri değil. Mükemmel bir drone gösterisi vardı. Atatürk'ü gördük, paşamızı gördük, at sırtında gördük üstelik. Elinde Türk bayrağıyla muazzam bir gösteriydi. Köprünün üzerindeki her bir ışık gösterisi, lazer gösterisi muazzamdı. Ama artık şu havai fişekten, özellikle de eve havai fişek atılan noktaya çok yakın olanlar ne söylemek istediğimizi biliyor. Örneğin Maltepe'de
Bebeklerin ağlama sesi uzun dakikalar sürdü havai fişek gösterisi bittikten sonra. Sadece bir örnek. Eminim yetkililer de biliyordur. Hakkını vermek istiyorlar. Çünkü kısıtlamalar var. Ama bir tek havai fişeği bypass edip dışarıda bırakabiliriz herhalde. Geri kalan bütün gösteriler gururlandırıcıydı bizim için. Bir de gelin müzik yönüne bakalım. Yaşasın Cumhuriyet demeye devam edelim. İkinci yüzyılın ilk dakikalarında 100. yaşımızı konuşmaya devam. Zülfü Livaneli, Sıla, Duman, Edis, Kenan Doğulu gurur dolu 100 yılda sahneye çıktı. İstanbul Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını görkemli bir etkinlikle karşıladı. Cumhuriyet'in 100. yılında Maltepe miting alanında yüz binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. İşte miting alanında konserler, akrobasi gösterileri ve İtalya'dan özel olarak gelen İtalyan akrobat şu anda muhteşem bir performans sergiliyor. İstanbullular alanı hınca hınç doldurdu. Eğleniyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Bayağı uğraşılmış. Kalabalık geldik zaten bütün arkadaşlarımla. Çocuklarımız için, geleceğimiz için çok güzel bir birliktelik oldu. Harika oldu bizim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İBB Başkanı İmamoğlu sahneye çıktı. Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet birbirimize verdiğimiz o namus ve şeref sözüdür Cumhuriyet. Önce yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları gösteri yaptı. Sonra da konserler birbirini kovaladı. Açılışı Duman yaptı. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Duman'ın şarkılarına eşlik etti. Ateşe! Ardından Kubat, Edis ve Sıla binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. İstanbul Kadıköy'de Zülfü Livaneli rüzgarı esti. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşamda konserle devam etti. Cadde Botsan sahilindeki konsere gelenler şarkılarla, türkülerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Böyle bir güzel günü müzikle taçlandırmak kadar güzel bir şey olamaz bence. Sevilen şarkıcı eşsiz parçalarını Cumhuriyet'in 100. yılı için seslendirdi. Türkiye'nin her yerinden gelen görüntülerde ve İstanbul'da sizleri gördüm. Yani Cumhuriyet'e sahip çıkan Atatürk'ün evlatlarını gördüm. Binlerce İstanbullu şarkılara eşlik etti. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Çok heyecanlıyım, 53 yaşındayım ve 75. yılı gördük. Tekrar 100. yılı yaşamak çok güzeldi. Yediden 77'ye İzmirliler gün boyu İzmir'in dört bir yanında kutlama yaptı. 100. yıl kutlamalarının son durağı ise Kültür Park'tı. Yüz binlerce İzmirli 2. yüzyılı Kenan Doğulu ile karşıladı. Ünlü şarkıcı 2. yüzyıl marşını ilk kez seslendirdi. Ay yıldızlı şarkılar yazıp söylüyoruz göklere. Yaşasın Cumhuriyet demeye devam. Harika görüntüler ortaya çıkan kırmızı beyaz bir deniz, gençlerin yoğun katılımı, lazer şovlar, ışıklı şovlar harikaydı hakikaten. Maltepe başta olmak üzere başkentten, İzmir'den, Mersin, Adana'dan her yerden dört bir taraftan gelen görüntüler, müzikler, konserler, drone gösterileri her biri muhteşemdi. Ama vatandaş bu coşkuyu her saniye, her dakika büyütmeye devam ederken bazı kutlama mesajları da sosyal medyada tartışma konusuydu. Hemen altında bazı mesajlar da vardı.
100 yaşına ulaşan Cumhuriyet'i kutladı. Ama kurucusundan hiç söz etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımına tepki yağdı. Devlet erkanının yaptığı resmi törenin ardından Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Mesajda Atatürk'ten tek kelime söz edilmedi. Paylaşımda kullanılan görselde sadece bir Atatürk fotoğrafı vardı. O fotoğraf Erdoğan'ın adı ve imzasından daha küçük kaldı. Tweet'in paylaşıldığı saatlerde çocuk, genç, yaşlı herkes sokaktaydı. Atatürk fotoğraflarıyla her yeri donatanlar paylaşımın altında da Atatürk'ü andı. Mesajlarda bir o kadar da sitem ve tepki vardı. Bir başka tartışma daha var efendim. HMS Malaya gemisi biliyorsunuz. Vahdettin'in iki çarpıcı mektup, biri Türkçe, biri yabancı dilde, iki çarpıcı mektup yazarak sığındığı İngiliz zırhlısı. Çok konuşuluyor elbette. Örneğin yabancı dildeki mektubunda Konstantinopol yazması dahi hala gündemde, belki de çok da tartışılmıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün donanmamızın geçidiyle ilgili Boğaz'da bir selamlamaya çıkması gerekiyor. Bir protokol. Peki tercih ettiği yer Vahdettin Köşkü oldu. Şimdi Dolmabahçe tercih edilir diye bekleniyordu. Olmadı. Vahdettin Köşkü tercih edildi. Belki de bu geçit töreninde deniz konvoyu diye tabir edileceğimiz o uzunluğu daha rahat belki de görebilmek içindir. Ancak Vahdettin Köşkü'nün tercih edilmesi kuşkusuz tarihte kimi tartışmaları da alevlendirdi. Kuvayi Milliye Cephesi'nin kesin zaferi tüm yurtta kutlamalarla seyrederken vatandaşın bağımsızlık ateşine ilişkin zafer söylemleri resmileşirken bu haberler İstanbul'a geldiğinde bir İngiliz zırhlısına sığınmaktaydı. Vahdettin 100. yıl kutlamalarında Cumhuriyetimizin buranın tercih edilmesi politik olarak da bazı tartışmaları beraberinde getirebilir. Acaba kimin önerisi, neden kabul gördü sorusu burada da sorulacak gibi. Bir bakalım habere, üzerine de kısaca konuşalım. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz bugün ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi, meclisimizin ve ordumuzun tüm kahraman mensuplarını şükranla yad ediyorum. Burada Cumhuriyet'in ilk yılları ile günümüz Türkiye'si arasındaki farkı gözetmesi ve göstermesi açısından sizlerle bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Ulaştırmada 1923'te tamamına yakını stabilize ve toprak olmak üzere toplam karayolu uzunluğumuz 18 bin kilometre, köprü sayımız neydi biliyor musunuz? 94. Bugün ise otoyollarla beraber yarıya yakını bölünmüş yol olmak üzere 71 bin kilometreyi bulan uzunluğa sahip bir karayolu ağımız var. Demir yolu hat uzunluğumuz 4 bin kilometreyi bulmazken bu rakam 2002 yılında ancak 8671 kilometreye çıkabilmişti. Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demir yolu hatlarıyla milletimizin hizmetindeyiz. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimizi, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Efendim 100. yıl mesajları, başkentteki yankılanmasına da bakarız. Vahdettin Köşkü tercihinin de partilerde nasıl konuşulduğuna da bakmak gerekir. Bir yandan ekranda Gazze'yi de görmeye devam edeceğiz. Bombardıman sürüyor. Yeni bir gelişme olursa, oradan yeni gelecek bir resmi açıklama olursa da duyuracağız. O noktadan da kopmuyoruz. Gazeteci Altan Sancar bizle birlikte. Altan Sancar, selamlar.
Merhabalar Can Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler. 100. yıl Cumhuriyetimiz adına bir eşik daha atlandı. Yaşasın Cumhuriyet dedik gün boyu özel yayınlarla. Ama bir yandan bıraktığı, hafta başına bıraktığı bazı tartışmalar da var. Hem 100. yıl mesajları, Cumhuriyet hiç olmadığı kadar güvende vurgusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ama daha çok elbette Vahdettin Köşkü tercihi nasıl değerlendiriliyor, hangi yankılar senin de kulağına geldi, ne düşündürdü? Biraz bunu konuşalım. Tabii başlarken tekrar Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış olayım ve Sözcü TV ve Sözcü TV ailesini de tebrik ederim. Önemli bir yayın yapıldı dün. O açıdan da tebriklerimi tüm Sözcü TV emekçilerine iletmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce benim dün esas takıldığım cümle şuydu Can Bey. Emin ellerde cümlesi. Gerçekten ben o cümleye çok takıldım. Ve bunun çok sayıda gerekçesini sıralamak mümkün. Bunlardan belki de en başında gelen durum şudur. Cumhuriyet kurulduğunda çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki ayağını yorganına göre uzat atasözü tam olarak uygulanmıştı. Ekonomik bağımsızlığın sağlanmasının siyasi bağımsızlıktan ayrı düşünülemeyeceği önemli ortaya konulmuş ve buna göre hareket edilmişti. Bugün ekonomide yaşadığımız bu kadar yoğun sıkıntılar bizim belki de siyasi bağımsızlığımızın nedenli tehlike altında olduğunu gösteriyor. Bu sebeple ne kadar emin ellerde soru işareti. Bakın başka bir örnek verelim. Yargının geldiği durum, işte Can Atalay'ın tahliyesi üst mahkeme tarafından günlerdir karar verilmesine rağmen bekletiliyor. Yerel mahkeme üst mahkemeyi takmıyor. Bu hukukun geldiği durumu gösteriyor bize. Ve tüm bunlar demokrasinin nedenli tehlike altında olduğunu gösteriyor bize. Bunu şu açıdan söylemiyorum. Cumhuriyeti demokrasiden ayrı düşünmek mümkün değildir elbette ama ne kadar emin ellerde sorusunu bir kez daha sormak gerekiyor. Ve az önce siz de üzerinde durdunuz Vahdettin Köşkü'nden yapılan selamlama. Elbette ki hani iyi niyetle okuyacak olursak görüş açısı daha iyi diyelim Vahdettin Köşkü'nün. Hadi iyi niyetli olalım ama en nihayetinde semboller üzerinden mesajlar vermeyi AK Parti iktidarı çok sever ve bunu çok sık yapar, bunu çok sık uygular. Bu bir semboldü ve bu semboller üzerinden verilen mesajdı. Bu sadece biriydi. Kutlamalarda Atatürk'ün adının çok az anılıyor olması, hatta adını almayı bırakalım görsellerde yer verilmiyor olması yine semboller üzerinden uygulanan bir mesajdı. O yüzden Cumhuriyet'in 100. yılına girerken ve Cumhuriyet'in 100. yılında bir sonraki yüzyıla hazırlanırken şunun altını çizmekte fayda görüyorum ben. Ekonomik bağımsızlık, hukuk, demokrasi alanında belki de bir kere yaptık bir kere daha yapabiliriz mottosuyla birleşti halk dün. Esasen dün bizim gördüğümüz şey sokaklardaki insanların coşkusu, kutlaması, gördüğümüz şey bir sahip çıkma ve bir kere yaptık bir kere daha neden olmasın, koruyabiliriz mottosuydu esasen. Ankara'daki yansımalarına gelecek olursak elbette ki şimdi siz de ekranlarınıza getiriyorsunuz İstanbul'daki kutlamayı. İstanbul'daki kutlama ya da en coşkulu kutlamaların nerede yapıldığına dikkat çekelim Can Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde büyük şehirleri yönettiği yerler. Bu bize esasen birçok önemli mesaj veriyor. Halkın ne kadar dahil edildiğini görüyoruz iktidarın ya da bir bütün devletin yaptığı kutlamalarda. Ama yerel yönetimlerin yaptığı kutlamalarda halkın ne kadar dahil edildiğini görüyoruz kutlamalara. Bu bize Cumhuriyet'in de esasen nedenli önemli olduğunu, Cumhur'dan ayrılamayacak olduğunu da gösteriyor. Elbette ki önümüzdeki gün yani yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak, grup toplantıları yapılacak. Bizim kulağımıza gelen de odur ki, tabii çarşamba günü de olacak. Hem Meral Hanım, İyi Parti lideri Meral Akşener hem de Kemal Bey, CHP Genel Başkanı bu konuya değinecekler. Hatta bu konuya çalışmaya başladıklarına dair de bilgiler var. Metinlerinde, konuşmalarında bunlara yer verecekler elbette. Fakat dün ben birkaç Cumhuriyet Halk Partili'yi aradım. Yani verilen mesajı ne olarak değerlendiriyorsunuz Vahdettin Köşkü üzerinden diye. Bana dediler ki, biz bugün asla bu konuyu konuşmayacağız. Biz bize yakışır şekilde 29 Ekim'i onlar kutlamasa da biz yerel yönetimlerimiz eliyle, partimiz eliyle kutlayacağız. Ve bugüne siyasetin gölgesinin, siyasi tartışmaların gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz. Yani sadece ama 29 Ekim'e özel bundan bahsetmeyeceğini beyan ediyorlar. 29 Ekim özel bu arada, evet. Gazze'de bombardıman yeniden başladı. Reji ekranlara getiriliyor.
Bugün hastane çevresine şerh düşmek lazım. Önemli bir not bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hastanelerin bugün boşaltılması gerektiği yönde tehdit ve ısrarın sürdüğünü biliyoruz. Gazze şeridinde şimdi biraz kırsal bir alandan geliyor dumanlar. Birazdan İsrail'in son saldırılarına ilişkin o boşaltılması yönünde uyarı ve tehditlerin ortaya konduğu hastanelerin çevresinde neler olup bittiğine ilişkin yine bizzat o hastanelerde çalışan doktorlara ulaşmaya çalışıyoruz. İrtibat kurduğumuz halde tekrar döneceğiz. O yüzden ekranda Gazze'yi de görmeye devam ediyorsunuz. Değerli izleyiciler, yıl 2023 canlı yayında bir savaş gerçekliği seyredilmeye devam ediyor. Altan Sancar, döneyim tekrar, önemli bir şey söyledin. 29 Ekim pazar günü itibariyle geçit töreninin Bahdettin Köşkü'nden izlenmesi, selamlanması. Şimdi Bahdettin Köşkü'nün Cumhuriyet mesajları okunması için de tercih edilmesi. CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere bu konuya itiraz edecek olması muhtemel partiler bu konudaki açıklamalarını saklı tuttular. Avuç içlerinde dediler ki bugün Cumhuriyet Bayramı, herhangi bir tartışmayla anılmasın, tartışmaya dönmesin iş, karşılıklı cevap verme, cevap almaya dönmesin. O yüzden hafta içine bıraktılar. Doğru anladık değil mi? Evet Can Bey, çok doğru. Çünkü bu hafta içi bu konuya ilişkin mesajlar elbette ki duyulacak. Atatürk'süz hutbeye de değinilecek. Atatürk'ün ne kadar neredeyse Cumhuriyet'ten koparılmak istendiğine dair çabalara da değinilecek. Cumhuriyet'in bundan sonraki yüzyılında neler yapılması gerektiğine dair de mesajlar verilecek. Ve elbette ki dünkü bu görüntüde muhalefet partilerinin gündeminde olacak ve eleştirilecek. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Fakat dün elbette ki bir bayramdı ve bayram nedeniyle siyasetin tartışmalarının gölgesinin düşmesi istenmedi. Bu da bence makul bir tercih. Çünkü en nihayetinde halkın coşkusu sokaklardaydı. Peki. Ve bu çok önemliydi. Fakat şimdi Can Bey, en önemli noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Dün gördük, biliyoruz ki çeşitli etkinlikler de Gazze'ye yönelik İsrail'in saldırıları nedeniyle ertelendi. Fakat bence Gazze'de elbette ki yaşanan o acı bize başka bir ders daha vermesi gerekiyor. Eğer biz bugün bu Cumhuriyet'in sınırları içerisinde Orta Doğu'nun o giderek büyüyen bataklığından uzakta güvende yaşayabiliyorsak ve Gazze bizim gözlerimizin önündeki en büyük örnekse, herhalde bu sembollerle mesajlar vermekten, Atatürk'ün adını almaktan imtina etmekten nedenli kaçınmamız gerektiğinin de en önemli göstergesi. Gazze bugün gözlerimizin önünde. Çıkarılacak çok ders var. Kesinlikle çok büyük dersler var. Ekonomik bağımsızlığını tamamen yitirmiş, siyasi bağımsızlığını tamamen yitirmiş bir devletten, bir imparatorluktan bugüne gelebilen bir devletin inşa edilmesi kolay bir şey değil. Hele ki bir de biliyorsunuz ben tarihçi değilim elbette, ancak okuduklarımdan ve araştırmalarımdan çıkararak söylüyorum bunu. Bu mücadeleyi başlatırken Atatürk ve yol arkadaşları hakkında idam kararlarının onaylandığını hatırlatmak gerekiyor. Ve idam kararlarını onaylayanlardan biri de Vahdettin'in kendisiydi. Bugün her ne kadar iktidar medyası ve iktidar çıkıp da aslında Atatürk'ü o görevlendirdi, para verdi, yaptı deseler de bunun böyle olmadığını, bunun toplumda kabul görmediğini hala gösterilen bu çabalardan da anlayabiliyoruz en nihayetinde. Peki. Tüm bunlar bu hafta siyasetin gündemi olacaklar elbette. Konuşulmaya da devam edilecek. En azından salı günü ve çarşamba günü bu konuda mesajların verilmesi bekleniyor. Fakat o mesajlardan sonra elbette Türkiye bundan sonra nasıl bir yüzyıl geçirecek, siyaset buna hazırlanmaya devam edecek. Çünkü önümüzde önce bir yerel seçim, sonra da bir 2028 seçimi olacak. Türkiye'nin önce yerelde sonra genelde nasıl bir yüzyıl geçireceğine de karar verileceği için yeniden tabii siyaset kendi gündemine dönecek. Siyaset kendi gündemine dönecek derken hafta sonu, kurultay haftasına girmiş bulunuyoruz. Hafta sonu kurultay var. Birazdan Gazze'ye döneceğim. Bir bağlantı hazırlıyor arkadaşlarımız. Hareketlilik başladı az önce de ekranlara geldiği üzere ama bu final sorusunu sormak durumundayım. Hafta sonu kurultayda aslında hiç eğip bükmeyelim. Bir dakikada, bir buçuk dakikada kısa bir yanıt rica edeceğim. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışı bekleniyor. Bu konuda beklenti nedir? Hangisi bir adım önde görünüyor? Delege hesapları nasıl seyrediyor? Bir hafta delege hesapları içinde hala uzun bir süre midir? Kısa bir yorum rica edeyim finalde.
Şöyle söyleyeyim, delege hesapları için bir haftayı geçelim, bir saat bile çok uzun bir süre. Özellikle kurultaydan önceki gece çok uzun bir süredir. Kurultaydan önceki gece genel başkanın adayları ve parti meclisi adayları için hiç bitmez. Telefonları hiç susmaz. Başlarda şans verilmeyen Özgür Özel artık şansını giderek büyüterek kurultaya giriyor. Kesinlikle şunu söyleyebiliriz ki kıran kırana bir yarış olacak. Her ne kadar Özgür Özel'in şansının olmadığı çeşitli şekillerde dillendiriliyor olsa da Özgür Özel'in büyük bir şansının olduğunu ve altını çizerek bunu da bir iddia olarak ortaya koymak istiyorum. Belki kurultaydan sonra gene konuşma şansımız olacaktır. Parti meclisinin de değişimcilerden oluşacağına dair net bir tablo ortaya çıkmış durumda. Fakat genel başkanlık yarışı kıran kıran olacak. Elbette ki partinin genel başkanı her zaman bir adım öndedir. Fakat kıran kırana bir yarış olacak. Hafta sonu 4 Kasım'da genel başkan, 5 Kasım'da da parti meclisi seçilecek ve dolayısıyla MYK ortaya çıkmış olacak. En azından MYK'da yer alacak kadrolar ortaya çıkmış olacak. Ve sonrasında da 2 yıl boyunca yerel seçimlere gidecek, özellikle CHP kadroları şekillenmiş olacak. CHP'liler heyecanlı, onu söyleyeyim Can Bey, ve herkese telefon açıyorlar. Her iki taraf için de kastediyorum. Tabii. Herkesle görüşüyorlar, herkesi ikna etmeye çalışıyorlar. Bu kurultayın başladığı dakikalara kadar da devam edecek, öyle söyleyelim. Kurultay konuşmalarının sert olacağı yönde bir beklenti var mı? Ortak slogan denildi. Ortak slogan bilmiyorum, yani birden fazla adayın yarıştığı bir kurultayda pek mümkün görünmüyor açıkçası. İyi bir temenni gibi görünüyor ama bir tarafta da şimdi divan başkanlığı, Ekrem İmamoğlu tercihi, onun yöneteceği, onun genel başkanlık yarışını kimin kazanacağını açıklayacağını da varsayarsak, yöneteceğini varsayarsak, o büyük devasa oturumu, kurultayı bu yönüyle gerginlik seviyesi babında sloganlar olarak o konuda ne beklersin? Ya açık söyleyeyim, sloganlar üzerinden ve çeşitli tartışmalar üzerinden gerginlik elbette ki olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tabanı fazlasıyla gerildi bu konuda. Bu gerilim olacak ama delegeler ve yöneticiler açısından, adaylar açısından büyük bir gerilim beklemiyorum. Çünkü onlar da bunun farkında. Bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi izleniminin yerel seçimlerde ciddi zarar oluşturabileceğinin farkındalar. Ama ortak slogan konusuna gelirsek, biliyorsunuz kurultayı CHP Genel Merkezi'nin görevlendirdiği isimler organize ediyor. Evet, Ekrem Bey kurultay divan başkanı olacak ama henüz seçilmedi. Ve şu aşamada ortak sloganın daha ziyade genel merkez tarafından belirlendiğini, orada muhtemeldir ki Özgür Özel'in yapacağı konuşmayla özellikle değişimcilerin de sloganının ne olacağını da ya da ortak noktalarının ne olacağını da görmüş olacağız. Ama şu an itibariyle herkesin üzerinde birleştiği bir sloganın olmadığının altını çizmek gerekiyor. Tabii. Teşekkür ediyorum Altan Sacar. Daha çok konuşacağız çünkü herhalde çarşambadan sonra ağırlık kazanır kurultay gündemi. Bu ekranlarda da yer verme ağırlığımız artar. Teşekkür ediyorum Altan Sacar. Döndük stüdyoya. 3 manşetimizi hatırlatalım. Çünkü Gazze hattında az önce gördünüz. Yine siyah dumanların yükseldiğine şahit oluyoruz canlı görüntülerde. Şimdi Kudüs Hastanesi başta olmak üzere hastane çevrelerini boşaltın tehdidini bir uyarı minvalinde ortaya koydu İsrail ve çevresine de ateş altına aldı. Şimdi İsrail'in saldırılarında ölenlerin neredeyse yarısının çocuk olduğunu biliyoruz. %43'lük BM resmi oranı olduğunu biliyoruz. Biden, İsrail kendini insani olarak, insanlık çerçevesinde, insani hukuk çerçevesinde korumalı şeklinde yeni bir açıklamaya da imza attı. Peki savaş hattında ne oluyor? Dönelim istihbarat şefimize, Burak Ersemiz orada. Nihat Fındıklı ile beraber an be an görüntülemeye devam ediyorlar. Az önce Gazze bombardımanı da başlamışken, hastane çevresine ilişkin bir tehdit de ortaya koymuşken sözü Gazze hattına bırakalım. Burak Ersemiz neler olup biteceğini bize anlatmaya başlasın. Can Coşkun, şu anda bakın Hamas'ın roketleri onlar. Nihat Fındıklı gösterirse demir yumruk denen savunma sisteminde imha oluyor. Ama bakın şu anda gelişi devam ediyor üzerimize doğru. Demir yumruk çalıştığında bunlar imha ediliyor. Nihat Fındıklı'nın görüntüsüyle izliyorsunuz şu anda. Bakın tam Beytan'ın tarafından atılıyor buraya. Zaten İsrail ordusunun da obüslerin de en büyük hedefi Beytan'ın. Gördüğünüz gibi şu anda canlı yayında o roketler şu anda aşağıda düşmüş, etkisiz hale gelmiş durumda. Yine gördüğünüz gibi
parıltılarından anlayacaksınız. Evet, burada gün sürekli böyle geçiyor. Yani özellikle Cuma akşamından bu yana, Cuma akşamı biliyorsunuz Şabat'la birlikte İsrail ordusu harekatımızı genişleteceğiz dedi. Genişleyen harekatta da dakikada en az iki bomba düştü. Özellikle Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Kuzey Gazze'ye. Tabii güneyde de bundan nasibini alan binalar oldu. Yine çocuklar tabii ki siviller hayatlarını kaybetti ama... Dünden beri, dün de buradaydık Nihat Fındıklı ile birlikte. Dünden beri burası zaman zaman kara bulutlar sarıyor etrafı. Ağır bombardımana tutuluyor Gazze'nin kuzeyi. Özellikle Beyton'un civarı diyeceğiz. Ve inanın 8005 açıklanan son sivil ölü sayısı ama ben bunun enkaz altındakilerin de çıkartılabilmesiyle, çünkü enkaz altındaki cansız bedenler ne yazık ki çıkartılamıyor. Hava sıcaklığı da burada oldukça fazla. O cesetlerin hızla çürüme ihtimali hem yazık onlara, hem de o bedenler ne yazık ki mikrop üretecekler. Zaten lağım suları karışmış durumda. Gazze'nin kuzeyinde her yer lağım suyu. Orada salgın hastalıklar da başladı mı? Çünkü iletişim kuramıyoruz. Bakın yine obüslerle atışa devam ediyorlar. Evet, yani oradaki insanlık dramı sadece bombalardan oluşmuyor. Yani bombalar düşüyor. Evet, insanlar ölüyor. Çocuklar parçalanıyor, parçalanmış. O çocuk bedenleri hastaneye, aileleri tarafından götürülüyor. Bunları tüm dünya izliyor. Şurada şu an bir sapan yapsa Nihat, o kadar çok kameraman, o kadar çok muhabir var ki dünyanın bütün gözleri burada. Yani dünyada kaç ülke varsa neredeyse hepsinin haber ekipleri burada. Hepsi kendi ülkelerine bu dramı, bu bombardımanı, bu ağır bombardımanı gösteriyor. Orada siviller olduğunu söylüyor ama işte ne yazık ki İsrail sürekli orayı bombalamaya devam ediyor. Güneye de gidişleri sıkıntılı kuzeydekilerin, çünkü güneyde o obüslerden ve özellikle Gazze sahilinden İsrail donanmasının attığı roketlerden nasibini alıyor. Zaman zaman Refah kapısına kadar bombalar düşüyor. Ama Mısır'da bir yandan Refah kapısını sivillere, en azından bir kamp oluşturulabilir. Refah kapısının yakınlarında birkaç kilometre karelik alan, işte buradan güneydekilerin, kuzeydekilerin boşaltılması için belki de bir mülteci kampı uluslararası kuruluşların ortak çabasıyla kurulabilir ama hiç kimse bundan bahsetmiyor. Ben yardımların da, o giren kamyonların da nereye gittiğini bir fotoğraf göremedim. Belki ben göremedim, özür diliyorum ama o yardımlar, o ilaçlar, o gıda maddeleri, o hijyenik malzemeler ulaştı mı bilmiyoruz. Bakın işte sürekli bu bombardıman ve karşılıklı atış devam ediyor. Hamas'ın silahlı güçleri de sürekli günlerdir bu tarafa, özellikle Sidrot, Aşkolom, Aşkole tarafına sürekli atışlarını devam ediyor. Demir kubbe kimini engelliyor, kimi ise düşüyor, yakınlarımıza düşüyor. Dün Tel Aviv çok ağır roket saldırısı altında kaldı. Yani yıldız yağmuru gibi görüntülerde biz de izledik Tel Aviv'deki roket saldırısını. Hamas'ın gerçekten çok uzun süren bir Hamas saldırısı vardı Tel Aviv'e. Bazı noktaların isabet aldığını biliyoruz. Bakın sürekli obüs sesi. Yani 3 dakikada bir, 2 dakikada bir farklı obüslerden, hem sağımızda hem solumuzda obüslerden atış devam ediyor. Atışlardan belli bir süre sonra patlamanın gerçekleştiği hedef yerini görüyoruz. Ondan sonra da kara bulutlar devam ediyor. O an orada çocuklar var mıydı, kadınlar, yaşlılar var mıydı? Orası nerenin yakını? Bakın dün de Han Yunus tarafında 11 kişilik bir aile tamamen yok edildi. Tam o ailenin yaşadığı eve İsrail ordusu bir roket attı ve 11 kişi can verdi. Han Yunus'ta, Celaliye'de, Cebeliye'de mülteci kampı basıldı. Cenin'de, Batı Şeria'da yine mülteci kampı basıldı. Bir yandan da mülteci kampları basılıyor ve oradaki insanlar gözaltına alınıyor. Şu anda manzara bu Can Coşkun. Gerçekten burada şu anda biz burada konuşurken, siz orada, dünya burada seyrederken, orada belki de şu anda onlarca çocuk, onlarca kadın, yüzlerce sivil hayatını kaybediyor. Ve dediğimiz gibi kameraman arkadaşım Nihat Fındıklı'nın görüntüleriyle izliyorsunuz. Bu manzara 7 Ekim'de yani Hamas'ın buradaki insanlara karşı o hakikaten ağır saldırısı ve 1500 İsrailli öldürmesinin ardından, 1500 İsrailli sivili bu sınır boyunca öldürmesinden sonra İsrail saldırılarını başlattı. Bu bir terör harekatıdır dedi. Ama gerçekten İsrail'in bu
orantısız saldırıları gerçekten orada şu ana kadar bildiğimiz 8 bin sivilin ölümüne neden oldu. Açlıkla oradaki insanlar şu anda imtihan oluyor. Hiçbir güvenceleri yok. Dua etmekten başka hiçbir çareleri yok. Her an her yere bomba düşebiliyor. Çünkü duyuyorsunuz sürekli dakikada bir, 3 dakikada bir, 2 dakikada bir obüsler. Bazen F-16'ların sesini duyuyoruz burada. F-16'lar sortu yapıyor. Biraz daha gerilere tabii onlar füzelerini atıyor. Onun dışında Gazze sahillerinden, Gazze açıklarından İsrail donanmasının topçuları, füzeleri Gazze'nin kuzeyini, güneyini, her yerini hedef almış durumda. Ama burada anlaşılamayan şey şu, bakın yine söyleyeceğim, burada şu anda bulunduğumuz alanda, Nihat Fındıklı ile birlikte bulunduğumuz alanda gerçekten dünyanın sayılı ajansları, isim saymak istemiyorum, en önemli ajansları ve en önemli gazetelerin, televizyonların temsilcileri, meslektaşlarımız var. Bu arada 30'a yükseldi. Ne yazık ki bu savaştaki meslektaşlarımızın ölümü 30'a yakın gazeteci, televizyoncu da can verdi bu bombardıman sırasında. Ama şunu söylüyorum, dünya burayı izliyor. Dünya burayı izliyor ama hiçbir hareket yok. Hiçbir günler geçti, haftalar geçti ama burada kalıcı şu an için oradaki insanlık dramını bir nebze olsun, oradaki insanlara birkaç dakika nefes aldıracak hiçbir çözüm kabul edilmedi. Refah sınır kapısı açılmıyor ve ne yazık ki önemli olan bu bombardıman, bu savaş Hamas'la İsrail ordusu arasında devam edebilir ama bir an önce İnsanlar için, sivil insanlar için bir şeyler yapılmalı diyoruz. Dünya burayı seyrediyoruz. Bir Hollywood filmi gibi seyrediyor anladığım kadarıyla ama işte bizim hep tekrarlıyorum, konuştuğumuz süre boyunca ne yazık ki orada belki de 3 tane çocuk hayatını kaybetti. Çünkü sürekli her yer insan dolu, güneye gidemiyorlar, bunu tekrarlıyoruz. Bir an evvel biz burada gazetecilerle de aramızda tartışıyoruz. Bir an evvel bir o kapalı Gazze'de, o kapalı cezaevinde bir kapı açılmalı ki bu da refah kapısı gibi duruyor. Orada uluslararası güçler, bütün ülkeler, birçok yerde ben bunu gördüm. Arnavutluk Savaşı'nda da gördüm. Birçok yerde gördük. Yani bir mülteci kampı, geçici mülteci kampı, bu savaş devam ettiği sürece o insanları en azından belli bir noktada ihtiyaçlarını karşılayacak, sağlık tedavilerinin yapılabileceği bir alan açılmalı. Bu refah kapısı çevresinde var. Uluslararası güçler bunu kontrol eder. Orada kapıdan çıkan herkes acaba silahlı güçlü müydü de sivil kılığına girdi, buradan şimdi kaçmaya çalışıyor. Bunlar her türlü, bir sürü ülkenin istihbaratı var, istihbarat servisleri var. Orada gayet güzel kontrolleri yapılır. Bunlar oradaki alana alınır. İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar, Türkler orada kampları kurur, çadırlarını kurar. Sağlık hizmetlerini Kızılay mı, Yeşilay mı hepsi verir ve bu insanları orada bir ayıralım. Burada savaş ne kadar devam ederse etsin ondan sonra, ama önce bu insanları buradan kurtarmamız lazım Can Coşkun. Sürekli bakın obüsü yine duydunuz. Bu her atışta bizim burada bir korkma yok. Yüreğimiz sızlıyor çünkü onun düştüğü yerde insanlar var, siviller var. Tamam, askeri güçler birbirlerini öldürebilir. Ellerinde silah olan insanlar İsrailli ya da Filistinli ama orada bu işlere hiç karışmayan, sadece orada yaşamını sürdürmek zorunda olan, tek kaderi orada doğmuş olmak olan çocuklar, insanlar, kadınlar, hasta olan yaşlılar, bakın hep söylüyoruz. Orada şu anda diyaliz hastaları var. Elektrik kesilip kesilmediğini, yakıtlar bitiyor dendi, yakıt gitmedi, yakıt göndermediler, yakıt bulundu mu? Hamas'ın bir deposu vardı da oradan yakıt mı verdi? Bunların hepsi belirsiz. Yani oradaki kuvezdeki çocuklar, onlarca çocuk kuvezde yaşamak zorunda. Onlarca çocuk bombardıman sonrası bombaların yarattığı, kadınlarda yarattığı, hamile kadınlarda yarattığı travmalar nedeniyle erken prematüre dünyaya geliyorlar ve kuvez konacak, girecek, sığınacak bir kuvezleri de yok. Ama kuvezde olanların da zaten yaşam şansı her geçen gün biraz daha gidiyor. Yani bu savaş dünya izliyor bir Hollywood filmi gibi. Lütfen hem Sözcü Televizyonu izleyicileri hem de artık buradaki birçok arkadaş benimle aynı görüşte, aynı hemen hemen aynı yayınları yapıyor. Ben lütfen en azından sivil toplum örgütleri hükümetlerine bir baskı yapsın dünyanın her yerinde ve buradaki insanların kurtarılması sağlansın. Yoksa aksi takdirde sadece bir Hollywood filmi gibi izlemekten ibaret Can Coşkun burayı. Lütfen herkesin daha duyarlı olması gerekiyor. Teşekkürler Burak Ersemiz, kolaylıklar. Teşekkürler Nihat Fındıklı. Canlı yayında saldırı anlarını gördük, izledik. Obüs atışları, o füze bombardımanı canlı yayında nasıl seyretti ve
ortalama 1,5 gün boyunca neler yaşandığını da Burak Ersemiz ile Nihat Fındıklı dakika dakika aktardı ve hala devam ediyor. Canlı görüntülerde görüyorsunuz, bir yandan bombardıman sürüyor, bir yandan insanlık dramı katlanıyor Burak Ersemiz'in işaret ettiği üzere. Hastane yakınları tehdit edilmişti. Bugün daha çok hastane yakınlarının hedef alınacağı söyleniyordu İsrail ordusu tarafından. Birazdan hastane yetkilileriyle, hastanedeki doktorlarla, biliyorsunuz daha önce Aliya bir kadın doğum uzmanı Gazze'deki hastaneden canlı yayında bağlanmıştı. Kendisine kuvvetleri sorduk. Dedi ki kalmadı ki, yok öyle bir şey. Kalmadı. Sadece buradaki çocuklara yetecek kadar vardı. Yetim çocuklar geldi. Yetmedi, yaralı çocuklar geldi. Can havliyle insanlar buraya koşuyor dedi. Sığınıyor ya da bebeklerini bırakıp ayrılıyorlar. Şimdi böylesi bir insanlık dramı yaşanırken Gazze'nin bombalanmaya devam ettiğini görüyoruz. Canlı yayında bu görüntüler ekranlara geliyor. Gazze'nin kuzeyi harabeye çevrildi. Şimdi konuşacağız. Cumhuriyet adına konuşacağız. Cumhuriyet kutlamalarımızı, o büyük coşkuyu konuşacağız. Fener alayını, konserleri, ışık gösterilerini, 7'den 70'e herkesin, Türkiye'nin 81 ilindeki coşkuyu ekranlara taşıyacağız elbette. Kısıtlanan programları yapılan kimi tartışmalı tercihleri de hatırlatacağız. Cebimizin hesabı var. Süren çeşitli yargı süreçleri var. Yine canlı bağlantılarla başlayacağız. Ülkemizde ne olup bitiyor? Siyaseten bir kurultay gündemi ısınıyor. Şunun şurasında artık sadece 6 gün kaldı. Onu da konuşacağız. Gündem yoğun efendim. Hafta hızlı başladı, sıcak başladı. Saat başı olmadan karşınızda olacağız. Manşetlerin izini birlikte süreceğiz. Doğduk. Milyonlarca hayata, milyonlarca eve dokunduk. Ve Türkiye'nin penceresi olduk. Bu sorumlulukla devam ediyoruz yolumuza. Cumhuriyetimizin 100. yılında deprem bölgesinde bulunan 100 okulun penceresini yeniliyoruz. Onlara umut veriyoruz. Biz de umut doluyoruz. Türkiye'nin penceresi şimdi çocuklar için geleceğe açılıyor. Egepen Dikonik. Büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için büyük A101'de. Limonun kilosu 12 lira 90 kuruş, kavunun kilosu 9 lira 90 kuruş. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bir kere and içtik, geri dönmeyiz. Andımız var. Bekleme, yollara düş. Bugünden yarını deneyimle. Dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi BYD artık Türkiye'de. BYD, bugün, yarın, daima. Güvende olduğumuzu bilmek en büyük zenginliktir. Bu yüzden vazgeçilmezleri vardır hayatımızın. Bazen hayat kurtarır, bazen küçük bir hareketimizle dünyamızı aydınlatır. Tıpkı ayın gece boyunca aydınlığıyla bizi takip etmesi gibi. Ve tüm bunları mümkün kılan sayısız el, sayısız kahraman vardır. Cumhuriyet'in 100. yılında yerli sermayemiz ve tecrübemizle yeni fabrikamızda üretime başladık. X-Koren Elektrik.
30 Ekim Pazartesi saatler 13'e geliyor. Burası Gündem Masası. Manşetlerin izini beraber tutacağız. Ve o manşetlerin izinde bakalım tuttuğumuz noktada elimizde avucumuzda ne kalacak? Dünden bakiye elbette yaşasın Cumhuriyet coşkusu. Gün boyu özel yayındaydık. İzleyiciler de anlaşılan sözcü televizyondan ayrılmadı. Sonuçlar da bunu net olarak ortaya koydu. Türkiye yaşasın Cumhuriyet diye aykırırken bir yandan hem dünü hem bugünü kıyaslamaya devam ederken dünün tartışma başlıklarını hafta içine bırakıp coşkuyu kıracak en ufak bir olumsuzluğa bile umarsızca devam ederken onları taca çıkarırken çünkü dün coşku Atatürk temelindeydi. Dün coşku 100. yılında kutlanmayan kısıtlanan programlara inat yaşasın Cumhuriyet vurgusundaydı. Haykırışındaydı. Bir kez daha yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Kutlamalara ilişkin dün canlı yayına yansıyan yansımayan daha önce gördüğünüz ilk kez göreceğiniz açılar ilk kez göreceğiniz Türkiye'nin dört bir yanından tarafımıza ulaşan kutlama görüntüleri birazdan göreceksiniz ve birazdan o ilk kez göreceğiniz görüntülerle aslında coşku ne kadar büyük bir kez daha anlayacağız. Birbirimize de hatırlatacağız. Türkiye yaşasın Cumhuriyet derken kutlamalar, simge şehirler, simge noktalar, simge meydanlar, evin balkonları, sokaklar, caddeler. Her yönüyle bir kutlama vardı. 100. yaşımıza, Türkiye'nin yaşasın Cumhuriyet aykırışına bir nebze olsun her bir vatandaş omuz vermek istedi. Dayanışma büyütüldü. Dedik ya, bir irade, bir tavır ortaya kondu Cumhuriyet adına. Peki başka neler oldu? Bazı tartışma başlıkları da var. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın donanmamızın geçidi esnasında Boğaz'da Vahdettin Köşkü'nü tercih etmesi, selamlama kısmında Dolmabahçe'nin tercih edilmemesi. Konuşuldu, konuşulacak gibi de ve önümüzdeki günlerde hangi yönleriyle ele alınacak onları dahi söyleyerek, siyasetteki ihtimallerden de söz ederek bu meseleyi konuşacağız. Bir. İki, saat 22'de büyük bir çoğunluk etkinliklerde, konserlerde, ilkokul çağındaki çocuklarımızın çok büyük bir bölümü uykuda, hem de kaçıncı uykuda olduğu dakikalarda Sayın Cumhurbaşkanı kameralar karşısındaydı. Saat 22'de okullar tatil dedi. Alelacele mi alındı? Bir danışmanın önerisi olarak hangi amaçla sunuldu? Neden kabul gördü? Hepsini konuşacağız elbette. Bir de cebimizin hesabı var. O cebimizin hesabını da tutacağız. Pazartesi günü itibariyle kur nereye gidiyor diye canlı borsa verileri üzerinden de konuşacağız. Türk lirasının dolar karşısında, Türk lirasının euro karşısındaki seyrine ilişkin doğru soruları soracağız. Cebimizin hesabı bir bakıma bazı soruları da beraberinde getiriyor. Sadece kur nereye gidiyor değil. Emekli vatandaşların, asgari ücretlinin Ocak ayında hatta 1 Şubat'ta yatacak maaşlarının zam oranları nasıl seyrediyor? Ona da bakacağız. Ekonomide kriz başlığı altında bir barınma varsa, bir gıda yani enflasyon varsa bir de bu işin kur krizi boyutu var. 28-24 dolar TL, 29-91 30 liranın hemen altında euro TL efendim. Sorulması gerekenler yine bu ekranlarda olacak. Yine uzmanlara danışacağız. Başka ne var? Türkiye'nin yargı gündemi var. Yargı gündeminde Polat çifti. Dilan Polat, Engin Polat. Ya gösteriş meraklısı gibi göründük. Özür diliyoruz, Allah'tan da af diliyoruz gibi cümlelerin yer aldığı bir açıklama. Kimden, neden özür dilediler, bu vatandaşı niye ilgilendirir, mesaj nereyedir? Örneğin daha fare doğurdu mealinde bir açıklamayla MASAK raporunda işte vergi dışında bir şey yok gibi bir atıf var. Vergi dışında derken vergide ne var ki? Hatırlatacağız, soracağız. Bu meseleyi yakından takip eden gazeteciler yine bu ekranlarda konuşacaklar. Hatırlatılması gerekenleri de hatırlatacaklar. Bir de Gazze hattı var. Az önce 12 kuşağının sonunda canlı yayında bombardıman, düşen füzeler, obüs atışları canlı yayında gördük efendim. Oraya noktayı görmeye devam edeceğiz. Gazze'nin harabeye dönmesi, dünyanın bir savaş gerçekliğini canlı yayında seyretmesi. Zaten binaların, yıkılmayan bina sayısı az. 32 bin binanın tamamen yıkıldığını biliyoruz. Hedef alınan bina sayısı zaten korkunç. Ve İsrail saldırılarına devam ediyor Gazze hattında. Sürekli dumanlar yükseliyor.
Havada izli füzeleri görüyoruz, obüs atışlarını görüyoruz. Az önce Burak Ersemiz, Nihat Fındıklı da an be an aktardı. Sözcü televizyonu kamerası canlı yayında kalmaya da devam edecek. Ama yargı gündeminde bir nokta daha var. Sadece Polat çifti yok. Türkiye'nin gündeminde bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Avukat Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili. Hatay'dan seçildi ancak tahliye edilmedi. Neden edilmediğine ilişkin sorular, anayasa profesörleri tarafından yapılan değerlendirmeler, bir AYM başvurusuna dahi gerek görülmeden tahliye işaret etmesine karşın yargıdan böyle bir adım gelmemişti. Anayasa Mahkemesi hak ihlali ve dahi yeniden yargılama da ortaya koymuşken ne olacak ne bitecek sorusu. Geçen hafta yetişmedi. Şimdi mahkeme kalemi orada durdu, akşamın ilerleyen saatlerinde ayrıldığı ortaya çıktı. Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'ni yoksa tanımayacak mı? Daha önceki örnekler yeniden mi baş gösterecek? Örneğin Enis Berberoğlu olayı örneği yeniden yaşatılacak mı bu durumlar? Soruları var. Ozan Kelleci de adalet nöbetini yerinde takip ediyor. Dönelim tekrar adliye önüne. Sözü Ozan Kelleci'ye bırakalım. Hareketlilik de her dakika artıyor galiba. Ozan Kelleci sendeyiz. Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin 25 Ekim'de verdiği hak ihlali kararının ardından gözler Çağlayan Adliyesi'ne ve burada bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. 25 Ekim'den bugüne 5 gün geride kaldı. 3. iş günü içerisindeyiz ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararına henüz bir açıklama yapmadı. Peki bu kararı uygulayacak mı yoksa kararına direnecek mi? Onu da önümüzdeki saatte itibariyle öğrenmeyi bekliyoruz. Hem Can Atalay'ın avukatları hem meslektaşları hem milletvekili seçildiği Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri burada. Onlar da önümüzdeki saatlerde açıklama yapacaklar. Biz 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kalemine de gittiğimizde henüz bir karar yok açıklamasını yaptılar bize ama hemen 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkeme cetveline, duruşma cetveline baktığımızda ise tek bir dava olduğunu gördük. Sanıyoruz ki herhalde bugün 3. gün içerisinde o mahkeme bittikten sonra kararı değerlendirebilirler. Peki bu sürece nasıl gelin diyecek olursanız Can Atalay'da Gezi Parkı davasında yargılanıyordu. 25 Nisan 2022 tarihinde Gezi Parkı davası karara bağlandı ve avukat Can Atalay 18 yıl hapse mahkum edildi. O günden bugüne 1 yıl 6 ay 5 gün geride kaldı ve bu süreçte Can Atalay Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi ama tahliye edilmediği için de milletvekilik yeminini edemedi. Daha sonra bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi geçen hafta çarşamba günü Can Atalay'ın bireysel başvurusunu değerlendirdi ve burada bir hak ihlali var dedi. Hak ihlali olduğu gerekçesiyle de Can Atalay'ın tahliye edilmesini, hükmün durdurulmasını, infazın durdurulmasını ileten bir karar açıkladı. O kararı da 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yaklaşık 3 iş günü geride kaldı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı henüz değerlendirmedi. Değerlendirmediği için de burada bekleyiş hala devam ediyor. Hem Can Atalay'ın meslektaşları, avukatları hem de milletvekili olduğu Türkiye İşçi Partisi'nin üyeleri de buradalar. Ama önümüzdeki dakikalar içerisinde 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir karar verecek mi? Kararında direnecek mi? Yoksa Anayasa Mahkemesi kararlarına uyacak mı? Onu da öğrenmiş olmayı diliyoruz. Teşekkürler Ozan Kelleci. Kolaylıklar diliyorum. En ufak bir sıcak gelişmede döneceğiz tekrar. 100. yıl coşkusunu büyütmeye devam efendim. 2. yüzyılın İlk gününde Cumhuriyet adına dünkü kutlamaları konuşacağız. Lazer gösterileri, özellikle de drone gösterileri artık bambaşka bir seviye. Bunlar varken zaten her yönüyle bu coşkuyu vatandaş büyütmek için bu örnekleri ortaya sunmuşken, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının kısıtlanan programlara inat daha büyük bir motivasyonla Cumhuriyet'i kutlamaları. Bu muhteşem görsel şölen net bir imzaydı. 100. yılında Cumhuriyetimiz adına, Atatürk adına. Atatürk demişken halk atasına koştu elbette. Öncelikle ve daima. Atatürkçüyüm, çok şükürler olsun. Çok güzel insansel olmuş buralar. Bugün de doğum günüm. 18. yaşıma girdim. Bizden Atatürk sevgisini ve Türklüğü silemeyecekler. Asla silemeyecekler. Anıtkabir'deki resmi törenin ardından kapılar ziyaretçiler için açıldı. Sadece Ankara'dan değil, başkent dışından gelen konukları da vardı Anıtkabir'in. Ha ben inan Almanya'dan geldim Cumhuriyet için. Allah nice yüzyıllar kısmet etsin. Atatürkçüyüm, çok şükürler olsun.
Çok güzel, insan sevilmiş buralar. Eğer ben bugün burada tek başıma bir şeyler yapıyorsam, elimde bir mesleğim varsa onun sayesinde minnet duyuyorum. Bu özel günde sevgi, saygı ve minnet seli Anıtkabir'e aktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının en coşkulu kutlandığı noktalardan biri Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir'i hınca hınç doldurdu, atasına koştu. Vatansever bu kadar insan olması çok umut verici açıkçası. Bugün de doğum günüm. 18. yaşıma girdim. Ülkem 100. yaşına girdi. Bugün gerçekten çocuklar gibi şeniz. Bu cumhuriyette doğduk. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bugünlere geldik. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Sonsuz yıllar böyle sürsün isteriz. Bu insanlar Atatürk'ü unutturamazlar. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Bizden Atatürk sevgisini ve Türklüğü silemeyecekler. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solatürk'te Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık yarım saat süren uçuş boyunca pilotların akrobasi hareketleri başkentliler tarafından ilgiyle izlendi. Coşku Türkiye'nin dört bir yanından, hatta dünyanın dört bir yanından elimize ulaşan görüntüler de var. Onların bir kısmını dün yayınladık özel yayınlarımız sırasında ama fazlası var. İlk kez göreceğiniz görüntüler var. Hepsine döneceğiz efendim ama İstanbul'un bayramı diye ayrı bir başlık açmak da gerekiyordu. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları. Boğaz ayrı, Maltepe etkinlik alanı ayrı, Bağdat Caddesi'ndeki geleneksel Fener alayı ayrı. Her bir noktada farklı imza, ortak vurgu. Yaşasın Cumhuriyet. Resmi geçit töreni, helikopterli bayrak gösterisi, bando, halk oyunları. Cumhuriyet'in 100. yılı İstanbul'da da coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ilk adresi Vatan Caddesi'ydi. Mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Vatan Caddesi'ndeki törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı. Cumhuriyet'in 100. yılı Vatan Caddesi'nde büyük bir gururla şu anda kutlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personeller şu anda geçit töreninde adeta gövde gösterisi yapıyor. Tören Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başladı. Ardından da askeri araçlar caddede boy gösterdi. Bandoyla marşlar çalındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da marşlara tempo tutarak eşlik etti. Binlerce İstanbullu da coşkuyla töreni izledi. Sadece karada değil, havada da gösteriler vardı. Helikopterden sarkan özel harekat polisleri Türk bayrağı açtı. 100. yıl Kadıköy'de klasik otomobil konvoyuyla kutlandı. Klasik otomobiller Göztepe Parkı'nda toplandı. Türk bayraklarıyla süslenen otomobiller Bağdat Caddesi'nden Kadıköy'e ilerledi. Mutluyuz. Daha güzel günleri görelim. Çok coşkulu bir kutlama. 100. yıl. Keyifliyiz. Çok yaşasın Cumhuriyet. Daha nice yüzyıllara inşallah. Kutlamaların bir diğer adresi de Maltepe'ydi. Türküler söylendi, etkinlikler düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ellerine Türk bayraklarını alan binlerce kişi şu anda Maltepe miting alanında Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyor. Çok güzel bir duygu. Biz bu günleri gördüğümüz için çok çok mutluyuz. Çocuklarımıza da bunu yaşattığımız için çok çok mutluyuz. Çok mutlu bir gün. Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Türk kadınlarına bu güzel günü bahşettiği için ona çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konu konu çok kısa bağlantılar yapacağız, yorumlar alacağız. Cebimizin hesabı, kur, emekli maaşları, asgari ücret zam oranı hepsinde yeni belli olan tutarlara birazdan işaret edeceğiz. Özel bir yayın bizleri bekliyor. Bir. Siyaseten olup bitenlere bakacağız. İki, kutlamalarda tartışmalı birkaç başlık var. Vahdettin Köşkü'nün tercih edilmesi, son anda okulların tatil edilmesi, dünden bakiye sorular var. Onlara ilişkin de parça parça uzmanlara danışacağız. Arka planına ilişkin belki de olmadık bilgiler de duyacaksınız, yorumlar da duyacaksınız. Hakikaten ya nasıl olmuş bu diyeceksiniz.
Onlardan biri de bu mesele. Polat ailesi. Kimden neden özür dilediler? Bir açıklama var. Vergi dışında dağı fare doğurdu diyorlar. Masak raporunda. Vergi dışında derken diye soruyor vatandaş da haliyle. Yakından takip eden gazetecilere sormaya, sorgulamaya devam edeceğiz elbette ama şu mektup neyin nesidir? Şımarıklık yaptık, özür dileriz derken aslında satır aralarında bu çift neler söylemişler başka? Önce haber, arkasına yorum. Enerji. %100 enerji. Bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum heterlerimi. Mal varlıklarına el konuldu. Dilan ve Engin Polat çifti sosyal medya hesabını kapattı. Ardından her anlarını paylaştıkları o hesap yeniden açıldı. Çift günler sonra sessizliğini bozdu. Şımarıklıklarımızdan dolayı özür dileriz dedi. Pardon, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Ben kocamın karısıyım. Abartılı paylaşımlar, dolarlı saçlar, lüks araçlar, milyonluk evler. Dibinde duruyor işte, üstten içiyorum. Ve bardağı taşıran son damla tam altınlı fincandan içilen altın tozlu kahve. Bu şatafatlı hayata tepki yağdı. Polat çiftini tüm bunlar götürdü soruşturmaya. Ne gözünüz tutar ne de beddualarınız. Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Önce MASAK tarafından inceleme yapıldı. Sonrasında çiftin tüm mal varlıklarına el koyuldu. Vergi müfettişlerinin talebi üzerine Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapıldı. Birçok materyale de el konuldu. Dibinde duruyor işte, üstten içiyorum. Polatların tüm varlıklarına el konuldu. Normalde lüks yaşantısının her anını paylaşan Dilan Polat ve eşi Engin Polat tüm bunların ardından sosyal medya hesaplarını kapattı. Günler sonra ise hesaptan bir özür mesajı paylaştı. Ticaretimizin durdurulduğu, itibarımızın yok edilmeye çalışıldığı, doğruyla yanlışın iç içe gösterildiği, izan, akıl ve vicdanın aleyhimizde kaybolduğu, vurun abalıya mantığıyla hareket edilen bu zor zamanlarda zorlukla beraber kolaylık vardır ilkesi uyarınca, tabir caizse kendi kabuğumuza çekilip bir durup tefekkür edip kendimize gelip meydana gelen olaylarla alakalı muhasebe imkanı bulduk. Polatlar kara para iddialarını kabul etmedi. Bu yönde tespit ve delil yoktur dedi. Bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Zaman zaman çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik. Bu öz eleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin, Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Bunu bir uyarı olarak kabul ediyoruz. Şimdi benim dikkatimi çeken bir cümle var. Onu okumak istiyorum. Hukukçularımızın değerlendirmesi ve mahkemelerimizin itibar ettiği bilirkişilerin bilimsel mütalaaları ortada vergi sorumluluğu dışında örgüt suçu, kara para, bahis gibi bir suçlamanın olamayacağı yöndedir. Vergi sorumluluğu dışında böylesi bir suçlamanın olamayacağı yönde. Vergi sorumluluğu derken vergi sorumluluğu ihmal etmek bir özür ile geçiştirilecek bir durum mudur diye sormuş bir izleyicimiz. Öyle midir? Vergi sorumluluğu dışında dağ fare doğurmuştur bu MASAK raporu. Yani MASAK'ta yılların uzmanları araştırmayı yapmışlar. Bir vergi sorumluluğu görmüşler. Onun dışında herhangi bir şey yokmuş. Peki vergi sorumluluğu nasıl bir suçtur? Bu yargılama esaslarını, usullerini nasıl etkiler? Kara para, bahis, örgüt suçu. Tüm bunlar MASAK raporunda yok. O yüzden dağ fare doğurmuştur diyor. Ama bunu cümle yapısı içerisinde kullanırken diyor ki bu çift ortada vergi sorumluluğu dışında bir sorun yoktur diyor. Mealen bunu söylüyorlar. Vergi sorumluluğunda nasıl bir sorun var ve neden böyle ufacık geçiştiriliyor sorusunu sormak gerekiyor. Şimdi bu süreci yakından takip eden gazetecilerden efendim Emrullah Erdinç'e dönelim. Konuşmaya başlayalım hızlıca. Emrullah Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Kimden neden özür dilediler? Herhalde temelde bir soru. Allah katında özür diliyoruz, af diliyoruz, vatandaşımızdan da özür diliyoruz. Çünkü şımarıklık yaptık, dünyevi davrandık Çeskik diyorlar. Ama. Bu yönüyle neden böyle bir kamuoyundan özür dileme arayışı? Bu bir itibarı tekrar düzeltme arayışı mıdır? Bir, bunu sormak gerekiyor. İki, bununla birlikte açıklamanın belki de en önemli yönü. Düştü mü arkadaşlar? Peki Emrullah Bey'in bağlantısında ufak bir sorun varmış. Tekrar dönecek. Şimdi kuracağım cümleleri onun söylemesi lazım. Ona söylemem lazım. Onun duyması gerekiyor. Dolayısıyla ikinci cümleyi bu yüzden bekletiyorum. MASAK raporunun yer aldığı bir soruşturma. Çok sayıda iş yerine baskınlar, dijital materyallere el konulması, hesapların incelenmesi, defterlerin, tutulan defterlerin incelenmesi süreci nereye götürecek diye konuşurken
Birçok gazetecinin de bu konuda araştırma yaptığını biliyoruz. Peki Emrullah Bey'i tekrar bizle birlikte. Emrullah Bey, bir şunu soruyorum. Neden özür diliyorlar? Bu bir itibarı düzeltme özür müdür? İşte Allah katında özür diliyoruz, vatandaşımızdan şımarıklık yaptığımız için özür diliyoruz, dünyevi dertlere çok daldık diyorlar. Bir, bunun cevabını rica edeyim sizden. Ne düşünüyorsunuz? İki, peşinen asıl soruyu da sorayım. Bir cümle var, az önce de okudum. Vergi sorumluluğu dışında kara paradır, bahistir, bu suçlamaların olamayacağı yönünde ortaya çıkmıştır Masak raporu diyor, daha fare doğurmuştur. Vergi sorumluluğunu ise kabul ediyor burada. Bu vergi sorumluluğu neyin nesidir? Öyle bir cümlenin içerisinde tamam vergide sorun var ama diğerlerinde yok demek nasıl bir açıklamadır, ben anlamadım doğrusu. Sizden dinleyelim. Şimdi öncelikli olarak ilk sorumuzdan başlayayım Can Coşkun. Birincisi, bu dün akşam yayınlanan metin tamamen avukatları tarafından kaleme alınmış bir metin. Yani bir kamuoyunda itibar düzeltmesi için özür mahiyetinde, çünkü kamuoyu sizden bunu bekliyor diyerek özür mahiyetinde yayınladıkları bir metin. Tabii o metin içerisinde farklı farklı böyle duygular görüyoruz. Bir taraftan hukuksal bir dil görüyoruz ki o hukuksal dilde tamamen avukatların hakim olduğu dille yazılmış. Bir taraftan da bazı kişilere karşı da yine böyle öfkesini dile getiriyor. Yani bir nevi yazının sonlarına doğru. Orada da dayanamayıp herhalde Polat ailesi hani kendi hasım olarak gördükleri kişileri de yine bir gözdağı vermeye çalışıyorlar. Ama şimdi ikinci kısma gelelim. Ben de mektubu, ya daha doğrusu basın açıklaması tarzındaki bu kamuoyu açıklamasını okuduğumda benim de dikkatimi çeken kısım zaten vergi kısmı. Biz günlerdir zaten belirttiğimiz yer orası. Yani siz bir vergi kaçırıyorsunuz. Yani sizin şirketinize çok yüksek oranlarda bir para girdisi var ama siz sahte faturalar, o şirketlere bağlı bulunan şirketlere sahte faturalar koyarak devlet ödemeniz gereken vergiyi ödemiyorsunuz. Zaten bu gelir nereden geliyor? Normal koşuldaki çalışan şirketler eğer ki her şeyin girdisi çıktısı bellidir, piyasadan sahte faturası, sahte fatura ya da naylon fatura olarak tabir edilen faturaları almaya gerek görmez. Sen eğer ki bu şirketlerine sahte fatura koyuyorsan, bir, devletin en önemli kalemi olan vergiyi vermiyorsun. Yani kamuoyunda vergiyi çalıyorsun. Öyle söylerim. Ödemen gereken, devlete vermen gereken parayı vermiyorsun. Orada devleti dolaylı yoldan dolandırıyorsun. Bir hırsızlık yapıyorsun. Vergi üzerinden bir hırsızlık yapıyorsun. Şimdi bunun dinle, kitapla, Allah'la hiçbir şeyle alakası olmayan bir şeydir. Yani sen vergi vermeyerek devleti dolandırıyorsun. Ben de bu metinden anladığımda bir nevi itiraf söz konusu. İtiraf da diyor ki bizim kara paramız yoktur, uyuşturucu yoktur, o yoktur, bu yoktur, başka hiçbir suç unsuru yoktur. Ama biz tamamen vergi usulsüzlüğünü kabul ediyoruz. Orada bir bölüm daha var. Daha okursak hani muhtemelen avukatları özel bilirkişiler tutarak mahkemeyi hazırlamaları için, bunlar özel kişilere, bilirkişilere para karşılığında siz gelirsiniz dersiniz, bize bir rapor da hazırlayın dersiniz. Onlar da size bir rapor hazırlarlar ve siz de o çerçevede o raporu ilerleyen günlerde mahkemelere sunarsınız. Muhtemelen bunların tutmuş oldukları yine böyle bilirkişilerde yaptıkları hesaplamalarda vergi kanununa muhalefet ettikleri yönünde ve vergi kaçırdıkları yönünde tespitleri oldukları için burada doğal olarak vergisel olarak sizin bir sıkıntınız var. Siz vergi kaçırdığınız için buradan yargılanacaksınız. Tamam, biz bunu zaten bunu biliyoruz. Devletin de amacı tamam sana bu para geldi ama Masak da bunu söylüyor. Bu para sana aşırı oranda gelmiş durumda. Aşırı derecede bir vergi kaçırma söz konusu. Beni ilgilendiren bu kısım diyor. Bu para diyor tamamen senin kazandığın bir para mıdır? Yoksa bu para yine dediğimiz gibi başka bir taraflardan size gönderilen bir para mıdır? Benim bunu bulmam gerekiyor diyor. Buluncaya kadar da diyor sizin diyor bütün mal varlıklarınızı denetledim, hatta size yurt dışı çıkış yasağı koydum diyor. Bu soruşturma sadece basit, bu kadar basit indirgenerek bir vergi cezası, işte faturalarda bir yanlışlık olmuş da o yanlışlıktan kaynaklanarak bir iki fatura gözümüzden kaçmış da işte sahte fatura girmiş de tasfiye halindeki bir şirketin faturası bize gelmiş de meselesi değil bu. Öyle bir şey olmuş olsa zaten yargı bu kişilere asla ve asla yurt dışı çıkış yasağını koymaz. Belirli oranlarda evet mallarına tedbir koyabilirsiniz ya da bu kişilere zaten bir para cezası verirsiniz. Para cezasıyla birlikte devlet zararını burada karşılayabilir. Emrullah Erdinç, bu durum bir noktaya daha işaret edeyim. Lütfen öyle bağlayın. Bir cümle daha var, o da çok dikkat çekici. İzleyicilerimiz zaten bu iki cümleye genelde dikkat çekmişler. Diğeri de bunu izleyiciler şöyle anlamış. Devlete parmak sallıyorlar diye anlamış. Bilmiyorum o anlam çıkar mı? Siz
yorumlayın. Bu süreç biraz daha devam ettiğinde, yani uzadığında diyorlar, bu süreç uzarsa demek istiyorlar. Bu süreç bir süre daha devam ettiğinde istihdam olarak, devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar soruşturmadan elde edilecek menfaatten kat ve kat fazla olacaktır. Şimdi devlet bir soruşturmadan niye menfaat etsin? Yani devlet Dilan Polat çiftine vereceği cezadan kendine kar yazmanın derdinde midir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu çiftten kar yazma derdinde midir? Yani hakikaten şimdi, çok ağır. Başka hangi anlam çıkar bilmiyorum buradan. Yani soruşturmayı uzatırsanız şimdi, daha fazla zarar görürsünüz. Uzatmazsanız karla çıkarsınız bu işten. Başka hangi anlama gelecek bu cümle? Şimdi buradaki diyorum ya, avukatların yazdığı bir metin. Oradaki şöyle bir ayrıntı yapmışlar. Şu an şirketlerin bütün hepsinin hesaplarına bloke kondu. Muhtemelen aybaşı itibarıyla da şirket çalışanlarına maaşlar ödenemeyecek. Ödenememesiyle birlikte şirket çalışamayacak. Şirket çalışamazsa da Polat ailesinin ödeyeceği vergiyi devlet alamayacağı için, çalışmayan bir şirketten vergi alamayacağı için aslında devlet bu süreç uzarsa yine mağdur olacak diyor. Ama unuttukları bir şey var. Yani devlet bu kadar akılsız mı? Ya da yargı mensubu, vergi dersi bu kadar akılsız mı? Tabii ki değil. Yani muhtemelen önümüzdeki günlerde bu süreç uzayacaktır. Uzayacağı için de benim beklentim, ki daha önce biz bunun çok örneklerini gördük, bu şirketlere mahkeme tarafından kayyum atanacak. Atandığında bu şirketler tamamen yine faaliyetlerine devam edecek. Ama istedikleri şirket yine bizde kalsın, biz işletelim istiyorlar. Oysa ki bunun prosedür gereği olması gerekeni, daha önce biz bunun defalarca örneklerinde gördük, kayyum ataması yapılır ve yine kayyum ataması çerçevesinde de şirkete girdiğinin çıktığının bütün hesabını tek tek kalem kalem o kayyum yargıya zaten rapor halinde sunar. Olması gereken de budur. O yüzden ileriki süreçlerde devletin bir zararı uğraması, yok vergiden düşürmesi, yok vergi kaybının olması, bu tamamen imkansız. Orada sadece avukatlarının aslında siz bu şirketi bize yine devredin, biz hani bu şeylerden kaldırın, biz şirketi işletelim, şirkette yine normal biz vergimizi verelim. Pardon da siz zaten verginizi vermiyorsunuz. Problem orada. Yani bu verginizi vermediğiniz yerde devlet size istiyorsunuz ki biz size tekrardan bunu verelim. Siz bunu alın, işletin, uygun gördüğünüz vergileri bize verin. Ama bir tek orada şey var, şey diyor, biz de ustandık, bir daha böyle hatalar yapmayacağız. Yok ya, böyle bir şey olabilir mi? Tabii, şöyle diyorlar hatta, evet bazen böyle bir nimetin külfeti de olur. Bunu bir uyarı olarak kabul ediyoruz. Tamam işte, devletin de onlar uyarısı, ben senin şirketlerine, mallarına, bütün her şeyine el koydum. Doğal olarak her bir şey yapıyorsan bunun da bir karşılığı vardır. Doğal olarak bu karşılıklarını da kabul etmeleri gerekecektir. Özürlerine gelecek olursalar da inşallah gerçekten de bu özürlerinde samimilerdir. Çünkü daha üzerinden kaç gün geçmiş, yani yaklaşık biz bir aydır hani düşünsene Türkiye gündeminde başka bir şey yokmuş gibi biz Dilan Polat'ı konuşuyoruz yani. Başka şeyleri konuşacağımız yerde Dilan Polat üzerinden gündem ilerliyor. Şimdi bunun sorumlusu kim? Kendilerinin gösterişsiz, böyle şatafatlı, görgüsüz böyle yaşadıkları hayatlardı. İnsanların gözünün içine soka soka yaşadıkları hayatların aslında kendileri de ceremesini çekiyorlar şu an sadece. Emrullah Erdiş, takibe devam. Bakalım başka da neler duyacağız. Masak'tan da bilmiyorum, buna resmi bir yanıt verilmesi gerekir mi? Soruşturmayı yürüten katlardan. Çünkü burada vergi sorumluluğu dışında herhangi bir sorun yoktur demek. Vergi sorumluluğu sorunu nedir ki? Belki bu konuda devletimizden, bir yetkili organlarımızdan da bir açıklama işitebiliriz diye düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Elbette bir gizlilik kararı var ama bu konuda yargıya muhatap kişiler böyle bir açıklama yapıyorsa, üstelik sizin de işaret ettiğiniz üzere bir hukuki metinse bu, büyük oranda avukatların kalem oynatmasıyla hazırlanmışsa, belki de cevaben bir soruşturma içeriğinden bir alıntıda paylaşılabilir, bilmiyorum. Takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Emrullah Erdiç. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun. Efendim şimdi konuşacağımız birçok mesele var. Bu meselelerin sadece ufak bir bölümüydü. Sorulması gerekenleri sorduk. Şimdi Gazze hattına döneceğiz. Sonra dönüp ekonomik birkaç meselemizi daha kotarmaya çalışacağız. Gazze bombalanıyor. 12 kuşağında canlı yayında o obüs atışlarını gördük. Düşen izli fişekleri gördük. Ve İsrail-Hamas savaşında bir kez daha bomba sürerken,
bombardıman devam ederken, o siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken çok yakın noktada Burak Ersemiz, istihbarat şefimiz ve Nihat Fındıklı, kameramanımız o noktada. Saldırı anları hala canlı yayında. Söz bir kez daha Burak Ersemiz'de. Can Coşkun, evet, saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun hemen bizim arkamızda Sderot kentindeki obüslerinden ve füze rampalarından oraya dakikada 2-3 tane, bazen 10 dakikada 5 tane, yani cuma akşamından beri özellikle sürekli bombalar atılıyor. Tabii İsrail donanması da Gazze açıklarından zaman zaman Gazze'nin kuzeyini vuruyor ama ben biraz çekileyim, Nihat Fındıklı size biraz daha yakın girsin ve göstersin. Ben de anlatmaya devam edeyim. Bakın, az önce yaklaşık bir buçuk dakika önce atılan bir obüsün etkisi orada şimdi siyah mantar duman gibi gözüküyor. Az önce bizim hemen arkamızdan atıldı. Hemen yine Gazze'nin kuzeyi burası. Bir yandan da ben, tabii sizin resim mikrofona yansımıyor ama iki ya da üç tane F-16'nın uçuş sesini duyuyorum buradan. Onlar da zannediyorum sorti yapacaklar birazdan. Gazze'ye, dediğimiz gibi Gazze'de taş üstünde kalmadı. Yani yıkılmadık bina yok, zarar görmedik bina yok. Orada sıkışıp kalmış sivil insanlar hala çaresizlik içinde kendilerine uzanacak uluslararası yardım ellerini bekliyor. Ama o Refah kapısından içeri alındığı söylenen ve alınan da videolarını izlediğimiz o yardımların nereye kadar ulaştığına dair bir net bilgi de yok. Yakıt zaten giremedi. Jeneratörler tükenmek üzere denmişti. Ne durumdalar bilemiyoruz çünkü iletişimi sağlayan Arap şirketi de oradaki iletişimin bombalar nedeniyle görülen zarardan dolayı kesildiğini açıklamıştı cuma günü. Zaten hemen arkasından İsrail hükümeti de Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın karargahı var iddiasıyla bir takım belgeler, planlar gösterip bazı 7 Ekim'de İsrail'e saldıran bazı Hamaslıların ifadelerini de yayınlayarak Şifa Hastanesi'nin altında ve bazı hastanelerin altında Hamas'ın kurulu karargahları olduğunu iddia etmişti. Bazı hastaneler, özellikle Şifa Hastanesi'nin yakın çevresine çok sayıda füze düşse de hastanelerden herhangi birisi şu anda hedef alınmadı. Bakın, beyaz bir duman yükseliyor yine. Nihat gösterirse o da kısa bir süre önce atılan bir füzeden kaynaklı zannediyoruz. Çünkü füze rampaları farklı atıyor. Obüslerin sesi ayrı. Ama burada susmuyor. Özellikle cuma gününden beri bu atış sesleri susmuyor. Artık yabancı basın da burada. Az önceki yayınımızda söylemiştim. Dünyanın hemen hemen en ünlü haber ajansları ve televizyon ve gazetelerin hemen hemen tüm ülkenin temsilcileri, meslektaşlarımız burada. Öte yandan Gazze'ye bu saldırılarda 23'te en son gazeteci, ölen gazeteci sayısı, o da ne yazık ki 30'a çıktığını duyuyoruz. Ama dediğimiz gibi iletişim, internet kopuk olduğu için çok sıkıntılı bir haber alma şekli var Gazze'nin kuzeyinden. Güneyde de insanlar Refah kapısının oradan belki Gazze'yi terk etmek isteyecekler ama ne yazık ki orası da sürekli isabet alıyor. Burada az önceki yayınımda da söylediğim gibi bir an önce o sivillerin kurtarılması gerekiyor. Savaş devam etse de sivillerin bir şekilde önce güneye, daha sonra kontrollü bir biçimde Refah sınır kapısı Mısır tarafında yapılacak büyük bir mülteci kampına, en azından bu çatışmalar, bu savaş bitene kadar orada toplu halde bir şekilde de sağlıkları, ihtiyaçları karşılanarak bekletilmeleri gerekiyor. Yoksa 8000 deniyor. Bir de yer altında şeyde var, yıkıntılar arasında çıkartılmamış cansız bedenler var. Onlarla beraber belki 10.000, belki yarın bu sayı 12.000, ondan sonra 13-14.000 şeklinde devam edecek Can Çoşkun. Bir an evvel uluslararası bir çözüm gerekiyor buradaki savaşa. Teşekkürler Burak Ersemiz, kolaylıklar diliyorum. Bir yandan bombardıman devam ediyor, dumanlar yükseliyor Gazze hattında ve hemen yakınında nasıl gözlemleniyor, neler olup bitiyor görmeye devam ediyoruz. Bir savaş gerçekliği canlı yayında seyrediliyor efendim. Yıl 2023. Şimdi kur manşetimiz vardı bildiğiniz gibi. Kura dair ayrıntıları da konuşacağımız bir bağlantı yapacağız. Ama daha çok şunu konuşacağız. Kredi teminatı evlilik için çekilebilecek. Ne demektir bu? Ne işe yarar? Nasıl bir külfet bırakır? Nasıl bir çözüm ortaya koyar? Peki bireysel emeklilikteki değişen sistem, BES sistemi nasıldır, onlara da bakacağız. Cebimizin hesabında kur krizi üzerinden tutacağız. 28-24'e gelmiş dolar TL kuru, euro TL kuru 29-90 seviyesinde. Şimdi cebimizin hesabını tutarken bugün Hürriyet yazarı Noyan Doğan yazdı. 2024 yılında bireysel emeklilik sisteminde nelerin değişeceğini duyurayım dedi.
BES katılımcılarının, bankadan kredi çekmek isteyen BES katılımcılarının BES sözleşmesini, yani bireysel emeklilik sistemi sözleşmesini teminat olarak göstereceğini ve bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabileceklerini belirtti. Katılımcılar BES hesaplarındaki birikimin %50'ye kadar olan kısmını konuttur, evliliktir, eğitimdir bu masraflar için çekebilecekler ve bu uygulama 2024'ün Mart ayında başlayacak. Şimdi sistem 2024'ün son çeyreğinde girecek. Bu da bireysel emeklilik kısmı. Üniversitelerde okuyan özellikle 25 yaş altı gençler için BES uygulaması getirilecek. Uzun süre sistemde kalmaları sağlanacak. Şimdi bunlar ne demektir? Ne işe yarar? Bir anlamak lazım efendim. Dolayısıyla uzmanımıza dönelim, konuşalım. SGK uzmanı, sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz bizle birlikte. Emin Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Can Bey, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazdığı bu yazı tam olarak ne anlatıyor? Gençler ne anlamalı? Evlenirken işte eğitim nedeniyle kredi çekiminde ne değişiyor? Bireysel emeklilik sisteminde tam olarak ne değişiyor? O bizi boğan terimlere hiç bulaşmadan yine sizin o sade anlatımınızda dinlemek istiyoruz. Vatandaş ne anlamalı? 2024'te ne geliyor? Evet, orta vadeli programda bununla ilgili detaylar vardı. Bireyin 17 tarihinden itibaren hayatımızda mevcuttu, halen de devam ediyor ama bunda bazı değişiklikler oldu. Bireysel emeklilik sisteminden sizin... Peki, Emin Bey'in bağlantısında bir sorun var değerli reji. Geldiğiniz zaman geldi emekli mi? Maaşı alabiliyordunuz. Peki, Emin Bey buyurun lütfen devam edin. Bir donma yaşandı, düzeldi. Peki, tekrar dondu. Peki, Emin Yılmaz birazdan bizle birlikte olacak. Daha sağlıklı bir bağlantı kurulduğunda... Konuşalım. Daha sağlıklı bir bağlantı olduğunda konuşalım. Çünkü ben de merak ediyorum. 2024'te şimdi birçok iktisadi terim de anlatılıyor elbette. Şöyle olacak, böyle olacak. Anlamak lazım. Anlamak için de sade bir anlatıma ihtiyacınız var. Emin Yılmaz'ı da bu yüzden tercih ediyoruz ama bağlantısında biraz sorun yaşanıyor. O sorun yaşandığı için de birazdan dönelim. Bu arada... operasyonlar sürüyor. Gelin operasyonlara gidelim. Narko güç operasyonundan yeni ayrıntılara ulaştı arkadaşlarımız. 12 ilde eş zamanlı bir operasyon var. İçişlerinden gelen o bilgilendirmeler, Ali Yerlikaya göreve geldikten sonra olup bitenler hep o gözle takip ediliyor ya. Bir de narko güce gidelim. Zehir tacirlerine dönük nasıl bir operasyon? İçişleri Bakanlığı'nın yurt genelinde yürüttüğü operasyonlar sürüyor. Son olarak hedefte zehir tacirleri vardı. Bu kez operasyonun adı narko güç oldu. Operasyon için sabahın ilk saatleri seçildi. Düğmeye basıldı. İstanbul, Antalya ve Diyarbakır başta olmak üzere 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Zehir tacirleri ve taşeron sokak satıcısı toplam 158 şüpheli düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda 55 kişi ise tutuklandı. 3 kişi için adli kontrol kararı verildi. Narko güç operasyonuna ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti. Zehir tacirlerine geçit vermeyeceklerini vurguladı. Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Şimdi Aydın'da bir asansör faciası. Benim deyimimle can pazarı. 16 kişi bindi diye 15 kişilik asansörün ağır ağır aşağı gitmesi. O sırada yaşanan telaşı atıfla söylüyoruz. Ne diyoruz? Can pazarı diyoruz. Çünkü aralarından bir öğrenci o telaş bir an arttı. Ve asansör ağır ağır aşağı inerken belki de bir anda düşeceğini düşündü. Hepimizin aklından geçer değil mi? Hepimiz o refleksi gösterebilirdik. Hepimiz o refleksi gösterip asansörden çıkmaya çalışabilirdik. Ve o öğrencimiz gibi hayatımızı kaybedebilirdik. Şimdi asansör faciası... Burada konuştuk, TMOP yetkilileri, makine mühendisleri anlattılar bizlere. Denetim nasıl olmalı aslında ama Türkiye'de genelde nasıl oluyor? Yine geldik mi liyakate? Geldik. Şimdi Çorum'a gideceğiz. KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda bu kez. Asansör arızalandı. 6 öğrenci içeride mahsur kaldı. Çıkarılan öğrencilere ilk müdahaleyi de sağlık görevlileri yaptı.
yurt yönetimi protesto edildi. Sakın ola şu anlayışı geliştirmeyelim can meselesinde. Ya biz de kaldık asansörde çok. Düştüğünde denmiyor işte bu cümleler. Diyecek fırsatınız olmuyor. O yüzden liyakat, 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 denetim, denetim, denetim. Kontrolün sizde olmadığı araçlar denetlenmeli. Hesap bu kadar basit. Yine asansör, yine KYK yurdu. Bu kez Çorum'da asansör arıza yaptı. Öğrenciler içinde mahsur kaldığı faciadan dönüldü. Aydın'da KYK yurdunda düşen asansörde üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından yurt asansörlerinde tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Çorum'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör arızalandı. 6 öğrenci içinde mahsur kaldı. Bir süre sonra yetkililer müdahale etti. Öğrenciler asansörden çıkartıldı. Bazı öğrenciler fenalık geçirdi. Ardından öğrenciler yurt bahçesinde toplandı, yönetimi protesto edip istifaya çağırdı. Yurtta kalan öğrenciler asansörün geçtiğimiz haftalarda da sık sık arızalandığını, tepki gösterdikleri için tutanak tutulduğunu söyledi. Türkiye'nin gündemindeki bir cinayet ve yeni ayrıntılarıyla devam edeceğiz. Şimdi Adana'da 65 yaşındaki eşini baltayla katleden İbrahim Cebeci. Skandal ifadelerle savundu cinayet. ...65 yaşındaki hasta eşini baltayla öldürdü, cinayeti skandal sözlerle savundu. İbrahim Cebeci, eşini yemek yapmayıp çamaşır yıkamadığı için öldürdüğünü söyledi. Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, kamuflaj kıyafetiyle ağaçlara tırmandığı için Adana'da komando dede olarak tanınıyordu. Bundan 3 yıl önce tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Eşi Ayşe Cebeci, komşuların yardımıyla kurtarıldı. 70 yaşındaki İbrahim Cebeci 2 Ekim'de mahalle muhtarına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis ekipleri Ayşe Cebeci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 65 yaşındaki kadının baltayla öldürüldüğü belirlendi. İbrahim Cebeci emniyette cinayeti itiraf etti. Eşinin kendisiyle ilgilenmediğini, yemek yapmayıp çamaşır yıkamadığını söyledi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı olan Ayşe Cebeci ancak yürüteçle yürüyebiliyordu. Tutuklanan İbrahim Cebeci'nin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Türkiye'nin utanç gündeminde yeni bir örnek daha. Ama bunlarla sınırlı değil. Bunlarla sınırlı değil. Tek bir adresle sınırlı değil efendim. Şimdi 5 aylık hamile eşinin boğazını sıkan Emrah Demir hem eşini hem doğmamış çocuğunu katlediyor. Cinayetten sonra sokağa çıkıyor. Galiba eşimi öldürdüm diyor. Bursa'da ise bir şüpheli ölüm efendim. Nedense hep kadınların başına geliyor şüpheli ölümler, yüksekten düşüşler. 5 aylık hamile eşinin boğazını sıktı. Sokağa çıkıp galiba eşimi öldürdüm diye bağırdı. İki canı hayattan koparan cinayet Adana'da işlendi. Emrah Demir bir yıllık evli olduğu Hatice Demir'le tartıştı. Demir kadına saldırdı. Saldırgan dakikalar sonra sokağa çıktı. Galiba eşimi öldürdüm diyen katili komşuları duydu. Demir'in bu sırada 10 yaşındaki bir çocuğa da saldırdığı öne sürüldü. İhbara giden sağlık ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede 21 yaşındaki kadının vücudunda darp izine rastlanmadı. Boğularak öldürüldüğü düşünülüyor. Hem eşini hem doğmamış çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı. Bursa'da ise çocuk parkında ağaca asılı bir kadın cesedi bulundu. Hareketsiz haldeki kadını görenler polisi aradı. Polis park etrafını kapattı, inceleme yaptı. Kadına ait botlar da duvarın üzerinde bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin her noktasında her gün her dakika öldürülüyor kadınlar. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verileri durumun ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 2023 yılının ilk 9 ayında 327 kadın, Eylül ayında ise 32 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 18 kadınsa şüpheli şekilde ölü bulundu.
kuru konuşacağımızı söylemiştik. Ekonomi yazarı Çetin Ünsal'a danışacağız. Onunla birlikte az önce SGK uzmanına soramadığımız bireysel emeklilik sistemindeki olup bitenleri de Çetin Bey'e sormak istiyoruz. Çetin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Can Bey. Teşekkürler. Önce kısaca bir haftaya giriş yaptık. Dolar TL, Euro TL nereye gider, ne olur, ne biter? Yine güncelleniyor bazı veriler. Merkez Bankası geçen haftadan bir bakiye, bir tartışma bıraktı. Çok da konuşamamıştık. Emekli vatandaşların yeni zam oranı yılbaşında nasıl olur, nasıl seyreder? O konuda en son konuşmuştuk. Şimdi geldik bir de kura. Kur yılbaşına kadar nasıl seyredeceğinin sinyallerini veriyor. Faiz kararı sonrası kurda nasıl bir gidiş öngörüyorsunuz? Kısaca bir yorum alayım. Şimdi öncelikle faizin tek başına yetmeyeceği çok açık. Yani bu enflasyon, hani geçen de söyledik ama bunu hatırlatmakta yarar var. Bu enflasyon dönemiyle o faizin hem zamanı da değil, önce kurun oturması lazım. Hem de aslında birazcık daha gidecek noktası var. Şimdi bu iki başlık var burada. Bunlardan birisi siyaseten yaptığımız çıkışlar. Ne yazık ki tetikliyor yukarı yönlü. İkincisi galiba herkes şuna kanaat getirdi. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da Mehmet Şimşek para bulamıyor. Bu risk algısıyla da zaten gidecek yeri olan kur yukarı yönlü hareket ediyor. Bütün bunların üstüne jeopolitik riskleri de beraberinde okuduğunuzda o yukarı yönlü çıkış devam ediyor. Ama temelde Türkiye özelinde... Çetin Bey bağlantısında da ufak bir sorun yaşıyoruz. Bugün hakikaten peş peşe geldi. Geldi mi? Gelmedi. Peki gelirse tekrar dönelim. Ekonomiyi ne zaman konuşsak bir bariyerle karşılaştık bugün hakikaten. Oluyor böyle şeyler. Değerli sözcü izleyicilerin de affına sığınıyoruz ama dijital dünyada zaman zaman oluyor. Peki. Sesi kontrol ediyor arkadaşlarımız. Çetin Bey tekrar karşımızda olacak. Tam konuşmasını tamamlarken, yeniden ekonomiyi konuşurken bir dijital kopuklukla, bir bariyerle karşılaştık. Çetin Ünsal'a, ekonomi yazarına danışmaya devam edeceğiz. Çetin Bey tekrar merhaba. Bir ufak donukluk oldu. Merhaba, lütfen tamamlayın kaldığınız yerden. Estağfurullah. Yani kurun yukarı yönlü seyretmesinde birçok etken var. Yani İsrail-Filistin'le ilgili yapılan açıklama, evet. Jeopolitik riskler, evet. Kurun hala gitmesi gereken enflasyonda, evet. Ama bence temelde şu anda herkesin kanaat getirdiği gerçek Mehmet Şimşek ve ekibinin ikinci turdan da para bulamadan döndüğü. Yani bir takım açıklamalar yapılıyor işte 50 milyar dolarlık şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Onların hepsi anlaşma. Herkes şunun farkında ki bizim sıcak paraya çok ihtiyacımız var. Sıcak derken serseri paradan bahsetmiyorum. Gerçekten doğrudan finansal ama kalıcı finansala çok ihtiyacımız var. Biz hedge fon bile bulamıyoruz, öyle anlaşılıyor. Bulamadığımız kötü haberler tabii ki. Sayın Şimşek'e kolaylıklar bir kez daha. Bir yandan tamam. Politik söylemlerde anlaşılan etkili oluyor. Dış dünyada para ararken, finansman ararken. Bir de şunu sormak istiyorum. Asıl mesele bireysel emeklilik sistemi, teminat, kredi. Burada şimdi değişiklikler ne anlatıyor bize? Ne anlamalıyız? Beste ne değişti? Kredi teminatında işte evlilik ve eğitim gayesiyle harekete geçilebilecek. Tam olarak bize özetler misiniz birkaç dakikada? Bu vatandaşın ne anlaması gerekiyor? Bir de vatandaş bundan tam olarak nasıl faydalanabilecek? Vallahi vatandaşın bu işten gerçekten niyetli olur. Çünkü bugün basına da yansıdı. Hı-hı. Hacmin çok büyüdüğünden bahsediliyor. Hı-hı. Teveccüh gördüğünden bahsediliyor ama vatandaşın gerçekten bu işe ne kadar inanıp inanmadığını anlayabilmemiz için bu işin bir kere zorunlu olmaktan çıkması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siz zorunlu olarak insanları buraya itelediğiniz sürece geçimle ilgili her bir liraya ihtiyacı olan insanları burada tutuyorsunuz demektir. Bırakalım serbestlik içerisinde eğer tasarruflarını burada değerlendirmek istiyorlarsa, bakın bu güzel. Fakat zorunlu olana kadar biliyoruz ki iki metotla kullanıldı bireysel emeklilik sistemi. Ya bir tür yatırım fonu gibi 3 seneydi galiba. 3 senenin sonunda kar elde ederek bir tür hedge fon gibi kullanıldı. O süreç içerisindeki giderler vergiden falan düşüldü. Yani bir yatırım enstrümanı olarak kullanıldı ve kimse emeklilik için kullanmadı bunu. Sonrasında da mecburi tuttuğumuzda da her giren iki kişiden biri çıktı. Şimdi biz
bunu problemi çözebilmek için çıkış sürelerini uzattık. Evet. Şimdi o zaman burada sağlıklı bir yapıdan bahsetmemiz çok zor. Bir kere insanların şu mantalitesinden vazgeçelim. Bakın siz tasarruf yapmayı da beceremiyorsunuz. Biz size zorla tasarruf yaptıralım mantığından bir vazgeçmek gerekiyor. İnsanların ilk önce gelirlerinin artması, gelirlerinin fazla vermesi ve tasarruf imkanı olması gerekir. Ondan sonra herkes zaten bir yerde değerlendirir. Ama böyle metazoru ile sadece bir şişkinlik yaratıyoruz. Ben bunun çok net altını çiziyorum. Umarım gerçekten herkes emeklilik için giriyordur. Ama hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Çetin Bey, teşekkür ediyorum. Bir başka programda daha iyi ihtimalleri danışmak dileğiyle yine aynı dilekle bitirmiş olayım. Hızlıca bizlere zaman ayırdı ekonomi yazarımız Çetin Ünsal'dan teşekkürler bir kez daha. Son not efendim, İsrail'in 3457 çocuğu öldürdü. Gazze'ye saldırılarda can kaybının 8306'ya yükseldiği az önce açıklandı. Son resmi açıklama, tekrar edelim. Gazze'ye saldırılarda can kaybı 8306'ya yükseldi. Bunun 3457'sinin çocuk olduğu açıklandı. Döndük stüdyoya efendim. Şimdi ekonomide kısmi dolar TL tahminleri, faiz sonrası nasıl seyrediyor baktık, Çetin Bey yorumladı. Ama daha çok ne konuştuk? Bireysel emeklilik sistemi, teminatlar, evlilikte alınacak destekler vesaire. Ne anlamamız gerektiği özeti ortada. Ama savaş gerçekliğiyle birlikte başta Brent petrol, paritelerin seyri, bunlara ilişkin bir analiz duymak lazım. O konuda da hoş geldin diyerek Merve ikinciye sözü bırakalım. Hoş bulduk Can. Hemen bakalım. Haftanın ilk iş ve işlem günündeyiz. Piyasalarda son durum ne? Borsada zira satıcılı bir seyirle geçen haftayı tamamlamıştık. Geçen hafta ilginç bir seyir vardı. Oynaklığın yüksek olduğu bir piyasa vardı. Özellikle hafta ortasında çarşamba günü piyasa iki kez Borsa İstanbul'da endeks iki kez devre kesmiş. Ve bu noktada günlük düşüş %7'nin üzerine kadar çıkmıştı. Perşembe günü biraz toparlasa da cuma günü baktığımızda yine satıcılı bir seyirle haftayı kapatmıştı. Hemen hatırlayalım, cuma günü 7706 puan seviyesinde %0.58'lik bir düşüşle haftayı tamamlayan BIST 100 endeksi yeni haftaya %0.23 düşüşle 7688.000 puandan başladı. Yani eksi de başlayan bir endeks gördük yine. Ama şu saat itibariyle baktığımızda öğle saatlerine doğru yukarı yönlü bir ivmelenme, toparlanma görüyoruz. %0.59'luk bir yükseliş var BIST 100'de ve 7753 puan seviyesinde. Destek seviyesi 7500'dü ve psikolojik seviyede 8000 puan seviyesinde. Buraya doğru bir piyasadan tabii beklenti var, yön var diyelim. Banka endeksinde düşüş var %1.18'den fazla. Sınayi artıda olan endeksler arasında 7750 puanda olduğunu görüyoruz ekranlarda. Ve dolar TL'de yeni haftaya nasıl giriş yaptık bakalım. Dün tabii Google'da 24 lira seviyelerini gördük ama işlemlerde elbette böyle bir rakam yoktu. Yani gerçekte olmayan bir seviyeydi bu. Yeni haftaya 28-25 seviyesinden başlayan dolar TL'de parite anlık olarak 28-24'ten işlem görüyor. Yukarı yönlü bir seyir var. %0.29 seviyesinde. Zirvede kademeli bir yükseliş görüyoruz bu tarafta da. Yılbaşından bu yana baktığımızda Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı %34'e yaklaştı. Bunun altını çizelim. Ve seçimden sonraki değer kaybı da %27 seviyesinde. Euro TL'de pariteye baktığımızda 30'un üzerinde uzunca bir süre seyretmesine rağmen yeniden 30 barajının altında işlem görmeye devam ediyor Euro TL paritesi ve şu anda da 29.89 seviyesinden parite işlem görüyor. Şimdi Euro dolar çaprazına bakacağız. Bu arada bu hafta önemli bir hafta. Niçin önemli bir hafta? Dışarıda küresel piyasaların içeride de dışarıda da beklentisi Fed'in faiz kararı olacak. 1 Kasım'da Fed faiz kararını açıklayacak. Tabii piyasaların fiyatlaması şimdiden %97 olasılıkla %5.25, %5.5 seviyesinde politika faizini sabit bırakacağı yönünde ki 2024 ortasından itibaren de artık faiz indirimlerine gideceği
analistler tarafından bekleniyor. Peki dolar euro çaprazına bakıyoruz. Dolarda da durum ne? Son olarak baktığımızda paritenin 1.05 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu arada altında çok ciddi yükselişler gördük. 27 Ekim Cuma gecesi İsrail'den Gazze'ye yapılan o yoğun bombardıman sonrası güvenli liman altında tansiyon yeniden yükseldi. 2000 doların üzerini test etti altının onsu. Bir miktar geri çekilme var ama hala 2000 dolar sınırında. 1994 dolardan işlem görüyor ve 5,5 ayın zirvesinde altının onsu 2013 dolara kadar ABD altın vadeli işlemlerde yükseldi. Bunu belirtmiş olalım ve içeride altının gramında da 1800'ün üzerindeki seviyeyi görmeye devam ediyoruz. Şu anda altının gramı 1811 liradan alıcı buluyor içeride. Şimdi bu hafta içeride önemli gelişmeler, dışarıda faiz kararını karşılayacağız dedik. Fed'in faiz kararını. Bununla birlikte İngiltere ve Japonya merkez bankaları da faiz kararını açıklayacak. Peki içeride ne olacak? Bu hafta Perşembe günü yılın son enflasyon raporu açıklanacak. Bu önemliydi. Çünkü burada enflasyonla ilgili revizeler olacak mı, bunu göreceğiz. Çünkü 3. raporda demişti ki Merkez Bankası yıl sonunda enflasyon %33 seviyesinde gerçekleşecek demişti. Ama şu anda baktığımızda piyasa enflasyonun %40-%45 civarında 2024 yılının sonunda %40-45'ler seviyesinde gerçekleşeceğini söylüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bugün bir de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. Kuruldan şu açıklamalar çıktı. Dış finansman kaynaklarımızı daha etkin kullanacağız. Yatırım taahhütlü avans kredilerinde de Merkez Bankası'nın hedeflerine uyumlu çerçevede tasarlayacağız şeklinde açıklamalar geldi. Bu arada petrolü de hemen söyleyelim. Bir miktar petrolde tansiyonun, Brent petrolde daha sakin olduğunu görüyoruz. 89 dolar seviyesinden Brent petrolde işlem görüyor diyelim. Can, haftanın ilk gününde piyasalarda anlık durum bu şekilde. Sana iyi yayınlar. Teşekkürler Merve İkinci. Kolaylıklar diliyorum. Bir özel röportajın eli kulağında. Bunu söyleyelim efendim. Kısa bir araya gidelim. Saat başı olmadan karşınızdayız. Hem Cumhuriyet kutlamalarına bakacağız. Cebimizin hesabına, siyasetin kurultay takvimine ve bir yargı gündemine ilişkin çok özel bir röportaja gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Güvende olduğumuzu bilmek en büyük zenginliktir. Bu yüzden vazgeçilmezleri vardır hayatımızın. Bazen hayat kurtarır, bazen küçük bir hareketimizle dünyamızı aydınlatır. Tıpkı ayın gece boyunca aydınlığıyla bizi takip etmesi gibi. Ve tüm bunları mümkün kılan sayısız el, sayısız kahraman vardır. Cumhuriyet'in 100. yılında yerli sermayemiz ve tecrübemizle yeni fabrikamızda üretime başladık. X-Koren Elektrik. Elektrik ve fazlası. Skyway. Özendiğin anlarda Portland. Yılmamak, kalkınmak, ilerlemek. Milli egemenliğe dayalı, uygar ve özgür bir toplum oluşturmak ve bu büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bu ana kadar bu ideali koruyarak geldik. Bundan sonra daha hızlı yürümek zorundayız. Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Mustafa Kemal Atatürk bu mektubu Cumhuriyeti ilan ettikten bir gün sonra 30 Ekim 1923'te sadece bir kişiye değil aslında koca bir ulusa yazdı. Ve bugün 30 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk gününde biz buradayız. Bu emanet hepimizin. Umutla, kararlılıkla, milletçe sahip çıkmak, bir zerresinden bile vazgeçmeden daha ileri götürmek zorundayız. Aldığımız emanetle borcumuz geleceğe. Müzik
30 Ekim Pazartesi, saatler artık 14'e geliyor. Bir saatimiz daha var. Önceki saat dilimlerinde özel röportajlar ekrana geldi. Cumhuriyet kutlamalarından farklı açılar ilk kez ekranlara geldi. Cebimizin hesabını konuştuk. Cumhuriyetimizin 100. yılında bazı tartışmaları o günde areste bırakmıştık. O günün coşkusu baltalanmasın istediği için, vatandaşlar istediğimiz için özellikle bugün onlara da ufak ufak cep ayırmaya başladık elbette. Konuşuyoruz. Gazze hattında olup bitenleri aktarıyoruz. Füze yağıyor resmen Gazze'ye. Bazı günler bombardıman artıyor ama hiç durmuyor. Hastane çevresi daha çok hedef alınıyor. Hastaneden birazdan özel bir bağlantı yapabiliriz. Bunlar tamam. Ama önceki iki saatte kayda geçenleri bir özete de ihtiyacımız var. Fakat bunu birazdan yapalım. Çünkü bir özel röportaj daha kayda geçecek. Ozan Kelleci imzasıyla. Çünkü bir kez daha adliye önüne gideceğiz. Türkiye'nin yargı gündeminde hala Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar yerel mahkeme tarafından tanınacak mı tanınmayacak mı gibi bir tartışma var. Ve Türkiye İşçi Partisi'nin tahliye edilmeyen milletvekili, Hatay milletvekili Can Atalay için bir nöbet sürüyor. Bir bekleyiş sürüyor. Heyetler orada, avukatlar orada. Az önce de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş geldi. Ozan Kelleci'nin sorularını yanıtlayacak. Bu yüzden söz hemen İvedilikli Adliye önünde. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında hak ihlali karar vermesinin ardından 5 gün geride kaldı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hala kararı bekleniyor. Kararını verecek mi? Kararında kendi kararına direnecek mi? Yoksa Anayasa Mahkemesi'nin kararını mı uygulayacak? O soruların yanıtlarını arıyoruz. Biz de birlikte hem Türkiye İşçi Partisi'nin üyeleri, hem avukatları, hem de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş da aynı soruların cevabını arıyor. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Anayasa Mahkemesi 25 Ekim Çarşamba günü bir karar verdi. Dedi ki bu dosyada bir hak ihlali var. Can Atalay'ın bireysel başvuruda yaptığı hak ihlali var buradaydı ve gözler buraya çevrildi Çağlayan Adliyesi'ne. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne siz de buradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Anayasa Mahkemesi aynı zamanda derhal tahliye edilmesi gerektiğini de söyledi. Dolayısıyla mahkemenin artık yapması gereken tek bir şey var. Dosyayı tekrar ele almak, Can Atalay'ı tahliye edip dosyayı yeniden görüşmeye başlamak. Fakat günlerdir bu haksız biçimde, hukuksuz biçimde gerçekleştirilmedi. Açıkçası biz bunu öncelikle bir hak ihlalinin devam ettiği sonucunu çıkartıyoruz. Ama daha önemlisi çok uzun zamandır, yani Gezi davasının ilk günlerinden beri biz bu davanın bir siyasi dava olduğunu söylüyorduk. İşte, Can milletvekili seçildikten sonra özü olarak Can Atalay'ın saray tarafından esir tutulduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Bence geride kalan günler aslında bu iddiamızın doğrulandığını gün be gün tüm Türkiye'ye, tüm kamuoyuna göstermiş oluyor. Açıkçası şuna üzülüyoruz. Bakın mahkemelerin, bana sorarsanız en önemli sorumluluklarından bir tanesi, hani tarafsız karar verip vermemelerine bağımsız olarak en azından tarafsız karar verdikleri intibanı oluşturmaları gerekir. Yani toplumun vicdanına rahat olması gerekir. Alınacak kararlara evet ya bu mahkeme tarafsız karar vermiştir diyebilmesini toplumun beklemek gerekir. Mahkemelerin bence böyle bir sorumluluğu var. Fakat geride kalan günlerde hepimiz artık herhalde şu soruyu soruyoruz. Yani nereden ne talimat bekleniyor sorusu. Tüm kamuoyunun gündeminde. Dolayısıyla Türkiye'deki en önemli problemlerden bir tanesinin adalet olduğu, ülkenin kanayan bir yarası olduğu bir kez daha tescil edilmiş durumda. Fakat biz de bir konuda inatçıyız. Türkiye'de anayasanın, yasaların, hukukun ayaklar altına alınmasına alışmayacağız. Bence bu sürecin en önemli derslerinden bir tanesi hepimiz için bu olmak durumunda. Yani artık Türkiye'de bu işler böyle. Zaten tekrar iktidar oldular. Dolayısıyla istediklerini yapabilirler. Anlayışı doğru bir anlayış değil. Buna teslim olmamak gerekiyor. Biz mücadelemizi bu eksende devam ettiriyoruz. Avukat arkadaşlarımız günlerdir burada. Biz yürüyüşte olduğumuz için gelememiştik ama artık işte yürüyüşümüzü de sonlandırdık. Çünkü mahkemeden istediğimizi aldık aslında. Yürüyüş kazanımla sonuçlandı bu anlamıyla. Artık herhangi bir vakit kaybetmeksizin derhal Can'ın tahliye edilmesi gerekiyor. Bugün için özel bir çağrı yapıyorum. Anayasa Mahkemesi kararına bakarsanız kararın iletileceği merciler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da var. Yani Anayasa Mahkemesi aldığı kararı konunun muhataplarının bilgisine sunarken Meclis Başkanlığı'nı da bir muhatap olarak kabul etmiş ve Meclis Başkanlığı'na da durumu bildirmiş oldu. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bir inisiyatif alması gerekiyor. Şu anda mecliste bulunan tüm siyasi parti gruplarına, grubu olmayan tüm siyasi partilere teker teker bütün milletvekili arkadaşlarımıza bir çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki şu anda sadece Can Atalay
hak ihlaline uğramıyor. Sadece Hatay halkı hak ihlaline uğramıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de aslında şu anda bir vesayet altına alınmış durumda. Bir üyesi hukuksuz biçimde, bakın çok açık söylüyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi şu anda hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Dolayısıyla hep beraber sorumlu şey soracağım alalım. Sayın Erkan Baş. Şimdi bir yanda milletvekili olurken bir belge alınması gerekiyor. Yani seçebilirsin, seçilebilirsin diye bir belge alınması gerekiyor. Sanıyorum ki o belgede var ki Can Atalay milletvekili seçildi. Peki siz buraya geldiğinizde özellikle 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetiyle ya siz ya da avukatlarınız kalemiyle görüştüğünüzde size ne söylüyorlar? Şimdi şunu ifade edelim, bakın. Can Atalay milletvekili adaylığına başvururken biz kendisinden ikametgah belgesini istedik, nüfus cüzdanını istedik, diplomasını istedik, bir de adli sicil kaydını istedik. Bunları Can bize teslim etti. Biz de bunları Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'de aday olan herkes gibi Can Atalay'ın da evraklarını inceledi ve milletvekili olmasının önünde bir engel olmadığına öncelikli olarak Yüksek Seçim Kurulu karar verdi. Ve bu karara bağlı olarak Can aday oldu. Hatay'da oy kullanan herhangi bir yurttaş Türkiye İşçi Partisi'nin adayına, aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kişi milletvekili seçilebilir sözüne güvenerek oy kullandı. Dolayısıyla aksi bir karar çıksaydı Yüksek Seçim Kurulu Hatay halkını kandırmış olurdu. Mahkemenin verdiği karar bu açıdan tutarlıdır. Anayasa Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu'yla paralel, ki şunun da altını çizelim. Yüksek Seçim Kurulu seçim konusunda en üst karar organıdır. Yani Yüksek Seçim Kurulu kararlarına itiraz ancak Yüksek Seçim Kurulu'na yapılabiliyor. Başka bir mahkemeye gidemiyor. Dolayısıyla ortada hiçbir problem yok. Hele Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karardan sonra buradaki mahkemenin yapacağı iş, artık açık söyleyeyim, hukuki bir adım beklemiyoruz ki biz. Teknik bir adım bekliyoruz. Yani o kararın onaylanması ve gereğinin yapılması için iletilmiş durumda burada. Avukat arkadaşlarımız mahkeme heyetiyle görüşemiyorlar. Çünkü mahkeme heyeti söyleyebilecek bir şey bulamıyor. Görüşecekler, görüşülmedi, görüşülüyor gibi çeşitli çelişkili sözler geliyor. Artık bu oyunun sona ermesi lazım. Ben bakın altını çiziyorum. Herhangi bir memurun görevini yapmayı engelleseniz memurun görevini yapmayı engellemekle bir suç var Türkiye'de kanunlarda, değil mi? Şimdi milletvekili yurttaş tarafından en üst düzeyde görevlendirilmiş bir devlet memuru olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla şu anda ne yapılıyor aslında? Bir milletvekilinin görevini yapma suçu işleniyor. Engelleniyor. Görevini yapması engelleniyor. Bu 14 Mayıs'tan bu yana devam eden bir süreçti. Ama özellikle Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karardan bugüne, yani 5 günden fazla zaman geçti. Onun da altını çizmek istiyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi ne yaptı? Kararı alır almaz mahkemeye iletti ve ertesinde tekrar bir yazı daha yazdı mahkemeye. Ne yaptınız diye sordu. Mahkeme henüz buna yanıt vermiş durumda değil. Dolayısıyla bugün hızlı bir biçimde hiç vakit kaybetmeksizin tahliye kararının çıkması gerekiyor. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Evet. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş konuğumuzdu. Yine o da bizle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin kararını, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uyup uymadığını hep birlikte göreceğiz. Teşekkürler Ozan Kelleci. Kolaylıklar. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan Sözcü Televizyonu'na özel açıklamalar. Ozan Kelleci'nin özel röportajı canlı yayında ekranlara geldi. Artık hukuki bir adım değil, teknik bir adım bekliyoruz dedi. Yani sonuçta verilmiş bir karar var. Uygulaması esastır, uygulanması esastır. Tanınmaması ihtimali olmaması gerekir. Bekliyoruz uygulansın da tahliye edilsin. Milletvekili arkadaşımız diyor Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Erkan Baş. Şimdi dönelim mi tekrar kutlamalara? Daha ekranlara getirmediğimiz o kadar fazla görüntü var ki. Dün özel yayında uzun saatler Sözcü Televizyonu'na kilitlendi Türkiye. Sonuçlar da açıkça bunu gösteriyor zaten. İzleyicilerimiz bir an olsun ayrılmamışlar. Sabahın ilk ışıklarından gecenin ilerleyen saatlerine kadar konserler, gösteriler, yürüyüşler, Fener alayları muazzam bir kutlamaydı. Yaşasın Cumhuriyet dedik ve Atatürk'ün paha biçilemez kıymetli mirasının dününü bugününü gün boyunca konuştuk. 100. yılda İşte İstanbul'u ekranlara getirdik, Ankara'yı, başkenti ekranlara getirdik, İzmir'i ekranlara getirdik. Simge şehirler, meydanlar, caddeler, sokaklar ama bitmedi. Bir de yurt turu atalım mı birlikte? Yaşasın Cumhuriyet diyerek. Sonsuz kere Cumhuriyet'e şükürler olsun. Yani çok mutluyuz, iyi ki bugünleri gördük. İnşallah sonsuza kadar böyle gidecek her şey. Bayrağını alan meydanlara, caddelere koştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her vilayette coşku ve gururla kutlandı. Cumhuriyet'in kadınları, çocukları, evlatları 100. yılı atayı andı.
kadını olarak oğlumla bugün kutlamalara katıldım. Çok güzel, çok gurur verici. İzmir'de kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı. Çok büyük bir coşku var. Cumhuriyetimizin 100. yılı coşku ve gururla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yaşı İzmir'in her noktasında dolu doluydu. Sabahın ilk ışıklarıyla bayramlıklarını giyen Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Kutlama programı heyecanla takip edildi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk'ün sayesinde bu günleri görüyoruz. Ne mutlu. Atamıza her zaman için kalbimizdedir. İzmir'de Saat Kulesi önünde Ege Ordusu bandosu vardı. İlgi yoğundu. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamak çok müthiş, çok güzel bir şey. Çocuklarımızla, ailemizle geldik buraya. Yani bunu bize bugünleri yaşatan Atatürk'e çok büyük teşekkür ediyoruz. Kocaeli'de denizde Cumhuriyet'in 100. yılına özel dev bayrak açıldı. Körfez'deki kalabalık kutlamaların ardından Cumhuriyet koşusuna katıldı. Bolu'da minikler atalarını hazırladıkları koreografiyle andı. Köroğlu İlk ve Ortaokulu'nun 600 öğrencisi ve 52 öğretmeni gösterileriyle büyülese gözleri doldurdu. Uşak'ta çekilen ve Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden olan Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık isimli fotoğraf ilham alındı. Ordu'da tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı. Efendim ya, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Antalya'da F-16'lar bu kez asırlık çınar için süzüldü. Gösteri uçuşu yapıldı. Tüylerim diken diken oluyor her zamanki gibi. Bu güzel coşkuyu, bu güzel günü yaşamaktan mutluyuz, gururluyuz milletçe, ülkece. Diyarbakır ve Van'da bisikletliler Cumhuriyet'in yeni yaşı için pedal çevirdi. Erzurum ve Kars'ta yüzlerce metrelik kortej düzenlendi. Meydanlarda halk oyunları oynandı. Harika bir coşku. Coşkuyu büyüten unsurlar da var elbette. Şimdi çocukluk anılarına da gidiyor insanlar. Mersin'de 29 Ekim'de Cumhuriyet Meydanı'nda en çok da Haluk Levent'i dinlerdik. Haluk Levent'i beklerdik. Haluk Levent gün aşırı konser yapsa bile Mersin'de Cumhuriyet Meydanı her zaman dolup taşardı. Başka Edip Akbayram, başka Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Mustafa Sandal, 29 Ekim hatıraları çocukluktan hayli büyük bir coşkuyu, gülümseten anıları beraberinde getiriyor. Bu 100. yıldı en büyük coşkuyu hak ediyordu ve bugünün çocukları da o coşkuyu büyütenlerdi. Bir kez daha nesilden nesile Cumhuriyet bayraktarlığıyla. Yaşasın Cumhuriyet! Ellerinde bayraklar, göğüslerinde Atatürk rozetleriyle hep bir ağızdan bağırdılar. Ne mutlu! Cumhuriyet! Cumhuriyet'in çocukları 100. yıl heyecanını doyasıya yaşadı. Çok mutluyum. Cumhuriyetimizi kutlamaya geldik buraya. Çok mutluyum. Yaşasın Cumhuriyet. 100 yıl önce Cumhuriyet kuruldu. Çok mutluyuz. Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılında burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Meydanlar bayram heyecanıyla doldu taştı. Kimi marşla, kimi şiirle kutladı. Durmadan dalgalan şanlı bayram. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ulu Önder Atatürk'ü de unutmadı çocuklar. Cumhuriyetimizin kurucusuna teşekkür ettiler. Atatürk'e ne söylemek istiyorsun? Ona teşekkür etmek isterim, rica etmek isterim. Sevgiyle, saygıyla kutlarım. Giymişsin güzel güzel Atatürk tişörtünü de görüyorum. Seviyor musun Atatürk'ü? Çok hem de. Böyle dünyadan da fazla. Cumhuriyet güzel bir şey yani. Cumhuriyet olmasa biz yaşayamazdık mesela. Cumhuriyet bayramı heyecanını ilk kez yaşayan çocuklar da vardı. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa geliyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Heyecanlı mısın?
Tezgahlarla Cumhuriyetimizi muazzam medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Seviyor musun Cumhuriyeti? Seviyorum. Cumhuriyetin yaşayan hafızası Muazzez İlmiye Çığ da 100. yıl heyecanını çocuklarla yaşadı. Cumhuriyetin ilk yıllarının coşkusu ve sevincini bugüne taşıdı. Şimdi bir de uyarılar var, yönlendirmeler var, tavsiyeler var. Çünkü ortada birikim var. Gençlere neler söylediler sizce? Daha birikimli olanlar kulak vermesi bizden elbette. Hayatımın en mutlu günü, senelerce 100. yılda acaba yaşayıp da Ankara'ya gidebilir miyim hayaliyle yaşadım. İçim içime sığmadı, böyle bir an önce gitmek geldi içimden ve gururla geliyorum. Hayalleri gerçek oldu. Binler Cumhuriyet'in 100. yılında atasını ziyaret etti. Yaşları da deneyimleri de büyük. Dünden bugüne Cumhuriyet'in en büyük şahitleri. Onlar Cumhuriyet mirasını yıllardır yaşıyor. Bu gereği şekilde kutlanmadı. Yani bir en azından bir ay evvel başlaması lazımdı, evet. Ve bir ay sonra devam etmesi lazımdı. Maalesef yani biz bu yaşta buralara geliyoruz ama bu kutlamalar çok daha evvelden olabilirdi. Vatanımıza hayırlı olsun, uğurlu olsun yavrum. Başka şey diyebilirim. Allah. Mutlu musunuz? Onu sorma. O hayatı yaşadım ben Cumhuriyet'i. 81 yaşındayım yavrum. İçim dolu yavrum. İçim dolu. Şöyle bir şey konuşamam. Ellerinde bayraklar, gözleri yaşlı, içlerinde hem burukluk hem büyük bir sevinç var. Bu Cumhuriyet, bu halk, bu millet bitti demedikçe bitmeyecek kısacası. Damarları ulu bir çınar gibi Dumlu Pınar'dadır, Çanakkale'dedir, Sivas'ta, Samsun'da başladı. En son Anıtkabir'dedir. Bitmeyecek bu. Cumhuriyet bayrağını dünden bugüne taşıyorlar. Ancak onlardan sonra bu büyük mirası gençlere devrediyorlar. Talepleri Cumhuriyet'e sahip çıkılması. İnan ki şurada Atatürk için öl deseler ölürüm. Neden? Benim dedem Atatürk'ümle 7 yıl savaşmış. Çocuklarımız Cumhuriyetimize sahip çıksın. Bu bayram için çok canlar verildi. Allah ölenlere gani gani rahmet eylesin, başta Atatürk olmak üzere. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurarkenki hayalleri yaşasın istiyorlar. Cumhuriyet devam edecektir. Atatürk'ümüze Allah razı olsun ki bugünler bize yaşattı. Geçtiğimiz yüzyılın şahitleri geleceğin yüzyılına umutla bakıyor. Her bir cümlede, her bir uyarıda, her bir yönlendirmede veya tavsiyede büyüklerimizin elbette bir yaşamışlığı var, değil mi? Dolayısıyla böyle kulak ardı etmemek lazım. Hep söylenen şeyler dememek lazım. Yıldan yıla büyüklerimizin hassasiyetlerinin, endişelerinin ne kadarının gerçeğe döndüğüne şahit olarak büyüdüm. Şahit olarak büyüdük. Dolayısıyla ülke adına bir endişe, ülke adına, gelecek adına bir şerh düşmek istiyorlarsa büyüklerimiz tarafından bir kulak vermek lazım. Doğruluğu, yanlışlığı üzerine elbette bir muhasebe yapılır. İnsan kendi analizini, matematiğini yapar. Ama kulak vermek lazım. Es geçmemek lazım, dinlemek lazım. Geldik ilginç kutlamalar efendim. O ilginç kutlamalar, yemeklisi de var, denizin altında olanı da var. Renkli görüntülere gidiyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Adana'dan tüm dünyaya selamlar. Adanalı yaparsa böyle yapar. Cumhuriyet'in 100. yılı törenlerle, bandolarla kutlanırken iç ısıtan başka kutlamalar da yapıldı. Yemekler pişti, dünya rekoru kırıldı. Adana'nın sembol lezzeti kebap bu kez Cumhuriyet bayramına özel sahneye çıktı. Adanalı kebapçı daha önce yaptığı 60 metre uzunluğundaki kebap rekorunu 29 Ekim'e özel geliştirdi. 100. yıl için tam 100 metrelik Adana kebap yaptı. Bayramı kutlamak için sokağa çıkan 500 kişiye dağıttı. 150 kilo et kullanıldı. Kömür 120 kilo falan kullanıldı. Tabii bunun soğanı var, salatası var, bilmem neyi var. Yani olsun, maliyet önemli değil. Önemli olan bugün Türkiye'mizin, Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Her şehrin damağı hoş eden lezzetleri bayrama özel pişti.
Kayseri ile özdeşleşen mantı bir tonluk kazanda pişirildi ve dağıtıldı. Muğla'daysa dalgıçlar Fethiye'de kutladı bayramı. Su altındaki bayraklı gösteriye balıklar eşlik etti. Şimdi efendim, danışacağımız iki mesele var. Siyaseten bu konuyu danıştık biliyorsunuz. Ankara'da nasıl yankılandı diye sorduk. Altan Sancar aktardı. Kendi görüşlerini de kattı elbette. Biz de kattık. Şimdi Vahdettin Köşkü'nün donanmamız geçerken tercih edilmesi, selamlama protokolüne ilişkin, hatta kutlama mesajının dahi oradaki kürsüden ilan edilmesi tartışıldı. Tepki gösteren vatandaşlar var. Tercih sebebini sorgulayanlar ve kendince bazı cevapları bulanlar var. Fazla niyet okuma diyenler var. Parti parti değerli izleyicilerimiz yazmışlar. Bu konuda bir uzman görüşü almak lazım. Bir de okulların tatil edilmesi. Şimdi eğitimciler, eğitim alanında en azından yönlendirenler, uzmanlar, saat 22'de okulların tatil edilmesi. Bu nasıl bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın acaba danışman önerisi ya da bizatihi kabul görme gerekçesi ne oldu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından? Çünkü görmeyen çok kişi vardı. Daha küçük yaşlardaki çocuklarımız uykudaydı, hem de kaçıncı uykudaydı saat 22 itibariyle. Diğer tarafta yaşları biraz daha görece yüksek olanlar etkinliklerdeydi. Yaşasın Cumhuriyet diye bağırıyorlar, haykırıyorlar, konserlere, etkinliklere katılıyorlardı. Dolayısıyla coşkuyu büyütmeye çalışıyorlardı. Onlar ne kadar haberdar oldu? Onlar görece internetle iletişimleri çok daha fazla olduğu için olmuştur. Ama çok sayıda velimiz yazmış. Yani sabah bakmadık internete, çıktık yola. Yani bu servisi aradık, telaşlandık. Herkes yazmış bir şeyler elbette. Çocuklar için tatil önemlidir ama neden bu saate bırakıldı? Önce kısaca buna ilişkin bir yorum rica edeceğim değerli konuğumuzdan. Sonra da Vahdettin Köşkü meselesi tercih edilme sebebi. Şimdi sosyal antropolog ve yazar Profesör Doktor Tayfun Atay hocamız bizle birlikte konuşmaya başlayalım. Yaşasın Cumhuriyet dedik. Arkasına da hemen pazartesi günü itibariyle İki tane tartışma başlığında avucumuzda bulduk biz haberciler. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Can. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Önce kısa bir yorum alayım. Neden saat 22'de böyle bir tatil açıklanmıştır? Şimdi devlet katında ne olduğunu bilmiyorum. Yani saat 21, şöyle şeyler geliyor insanın aklına, bilmiyorum. Katılır mısınız? 21'de bir danışman geliyor ve diyor ki kutlamalar, konserler, işte şunlar bunlar geç bitiyor. Keşke tatil etseydik, Sayın Cumhurbaşkanı geç mi kaldık diyor, yok diyorlar ve sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nı kameranın karşısına geçirip bir konuşma yapmasını öneriyorlar. Kabul görünce de okullar bir anda saatin 22'sinde birçok ilkokul çocuğu uyumuşken oluyor mesela. Bu nasıl izah edilebilir? Tayfun Atay bunu duyunca aklına ne geldi, nasıl yorumladı merak ediyorum. Yani yine niyet okuma diyeceksin. Ya biraz niyet öyle oluyor. Ama bu sefer zorunda kaldığımız için. Yani belli ki çok böyle ciddiye alınmadığını, Cumhuriyet'in 100. yılının bir kutlama olarak, bir organizasyon olarak gönülsüzce gerçekleştirildiğini baştan beri düşünüyoruz. Bu düşünceyi pekiştiren bir son örnek olarak değerlendirilebilir. Bir niyet okumaya gitmeden, ama tabii biraz niyet okuma gafletinde, tırnak içinde bulunacak olursak diyebiliriz ki Can, yani Filistin mitingiyle ne yapmak istendiyse, Ankara yerine İstanbul'u tercih etmekle protokolü bir kenara bırakarak Ankara yerine İstanbul'u tercih etmekle ne istendiyse, belli ki işte bununla da aynı doğrultuda bir uygulama. Yani belki bunu erken bir gün önce bu belirlenseydi insanlar çok çok daha rahat bir şekilde belki şundan çekindiler değil mi? Yani çok uzarsa ya da işte çok daha görkemli bir şekle bürünürse bunun vereceği bir izlenim var topluma. Bunun bir anlamı var ki zaten o anlam oluştu. İsteseler de istemeseler de oluştu. Bir noktadan sonra da elbette yapacak bir şey yok.
böyle bir karar uygulamaya kondu. Erhan diye bir izleyicimiz yazmış. Annemler daha çok izliyor sizi diye söylemiş. Can abi ben sırf bu yüzden izin alamadım. Tatil olacağı önceden belli olsaydı konsere tabii gidecektim diyor. Etkinliğe gidecektim tabii diyor. Arkadaşlarıyla planlarını da yazmış uzun uzun. Yani hepsi gitti benim için diyor. Yani 29 Ekim sonuçta Coşku ben de kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Birçok arkadaşınızın gittiği bir yere gidemiyorsanız o gece uyku yok. O gece evet, sürekli kafanızda kuruyorsunuz. Nasıl gidemedim, onlar eğleniyor, ben eğlenemiyorum, gidemedim, edemedim. Oluyor bunlar. Erhan da yazmış şimdi annemler izlerken yazayım dedim diyor. Daha erken olsa ben de giderdim diyor. Yani bir şekilde zehir etmek için ellerinden geleni yaptılar. İzlenimimiz o Can. Yani işte Gazze'deki çocukların katlini bahane ederek, malzeme ederek, meze ederek bir şekilde hani Cumhuriyet bu coğrafyaya özgü ve yani bir daha karşılığı olmayan bu önemli dönüm noktasını sıradanlaştırmak için, marjinalleştirmek için, önemsizleştirmek için bir çaba harcadılar. Bunun başlangıcı Filistin mitingiydi. Sonrasında işte Ankara yerine İstanbul'un tercihi, işte Vahdettin Köşkü'nde Cumhuriyet. Yani tamam, ona gelelim hocam. Ona gelelim çünkü o konuda fikirlerinizi daha çok merak ediyorum açıkçası. Şimdi okullara bayram tatili kararı son anda. Belki de bir danışmanın son anda bir yönlendirmesi ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki bilmiyorum hadi niyet okuyalım. Tabii. Belki de bir talimat verdi, gerçeğe dönmeyince Twitter'dan ilan etmiş de olabilir. Şimdi geldik Vahdettin Köşkü'ne. Donanmamız oradan geçiyor. Şimdi donanmanın geçişi şu yüzden önemli. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hemen aklıma şu kıyas geliyor. Ya bir zamanlar orada işgal donanması vardı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi donanması geçiyor, gemilerimiz geçiyor. Gururlandırıcı bir an. Bir ülkenin vatandaşı adına böylesi bir tarihe sahipseniz hele de. Şimdi akla bu gelirken Vahdettin Köşkü'nün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tercih edilmesi akıllara bir gemi geçidi de olduğu için şimdi HMS Malaya zırhlısını getiriyor. Çünkü Malaya zırhlısı Vahdettin'in Kuvayi Milliye cephelerinden işte zafer haberleri geldikten sonra son anda son terk eden gemi işgalci gemilerinden birine dahil olması, can güvenliğini hissetmediğini beyan etmesi, hatta yabancı dildeki mektubunda Konstantinopol ifadesini dahi geçirmesi, bunlar nedense bugünlerde çok konuşulmuyor. Ama eninde sonunda bu kıyası beraberinde getirdi. Nasıl bir okuma yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı sizce? 100. yılda özellikle, şimdi Ankara'yı değil İstanbul'u tercihi zaten bir mesajdı diyorsunuz. Onu da açmanızı rica edeyim. Bir de yönüyle İstanbul'da Dolmabahçe değil de Vahdettin demek aslında ne demek? Ya şu demek, Vahdettin Atatürk'ün antitezi. Daha doğrusu Atatürk Vahdettin'e karşı bir antitez olarak ortaya çıkmış. Ve sonrasında da Tayyip Erdoğan'ın içerisinden çıktığı siyasi, ideolojik gelenek açısından Vahdettin Atatürk mağduru kabul edilen bir şahsiyet. Yani kimdir Tayyip Erdoğan'ın siyasi ideolojik müktesebatında yer alan isimler? Necip Fazıl'dır, Kadir Mısıroğlu'dur. Hepimiz biliyoruz bunları Can. Ve bunların eserlerine bakıldığında, bunların yazdıklarına bakıldığında Vahdettin üzerinden aslında Atatürk karşıtlığını dinamikleştiren, Atatürk karşıtlığını hitap ettikleri kitlelerde yükselten bir söylem karşımıza çıkar. Şimdi Tayyip Erdoğan bu söylemin içinden geliyor. Yani Milli Görüş Hareketi, Türkiye'ye özgü İslamcılık böyle bir geleneğe sahip. Yani bu gelenek içerisinde Atatürk beton Kemal olarak popüler mahfillerde ve kapalı kapılar ardında beton Kemal olarak nitelendirilir Can. Yani işte Atatürk heykellerinin, büstlerinin ülkenin her tarafında olmasını bu şekilde değerlendiren bir siyasi ideolojik gelenek söz konusu. Şimdi bu geleneğin bir temsilcisi olarak iktidarda olan, 20 yıldır bu gelenek üzerinden varlığını sürdüren bir lider son 10 yılda
ne yaparlarsa, ne ederlerse kendilerince Cumhuriyet'le, Atatürk'le, laiklikle hesaplaşma yolunda istedikleri noktaya gelemediler ve istediklerini başaramadılar. Yani bir inşa süreci adı altında 10 yıl öncesinde biliyorsun yeni bir işte ülkeye yeni bir kültürel yaşam biçimi biçme çabasını sergilediler ve bu çabanın şu söylemle mi okumak lazım? Kültürel iktidar hala bizde değil gibi Adalet ve Kalkınma Partisi adına konuşan kimilerinden televizyon programlarında vesaire bu tip cümleler duyuyoruz. Ya her konuda iktidar olduk, ekonomide, şurada, burada yapılan değişikliklerle devlet katında, kimi kurumlarda, her yerde ağırlığımızı, görüşümüzü hissettiriyoruz. Ama kültürel iktidar bizden hala çok uzak diyorlar. Öyle mi anlamalıyız bunu? Bir ölçüde öyle. Onun ötesinde kendi içerisinden çıktığı siyasi ideolojik hareketin kitlesine bir mesaj bu Can. Yani Atatürk'ü isteseler de istemeseler de 10 Kasım'larda, bayramlarda anmak durumunda kalmanın, işte Anıtkabir'deki defteri imzalayıp işte Büyük Atatürk demenin, bütün bunların kendi içerisinden çıktıkları gelenekte yeri yok ve o gelenek açısından o geleneğe dönük bir mahcubiyetin telafisi noktasında kendilerince bir denge olarak da okunabilir bu. Yani işte Cumhuriyet'i kutluyoruz, Atatürk'ü yad ediyoruz, istemesek de gönülden olmasa da bunu yapıyoruz. Ama bakın en azından Cumhuriyet'i kutlarken Cumhuriyet'in doğuşu öncesinde bu ülkeyi terk etmek durumunda kalmış son Osmanlı padişahı Vahdettin'e de bir selam gönderiyoruz. Yani bizi de o kadar şey yapmayın. Yani yüklenmeyin. Bakın işte en azından böyle bir denge oluşturuyoruz gibi bir tutum alış içinde olduğu düşünülebilir. Ama esas mesele ne biliyor musun Can? Nedir? Cumhuriyeti Vahdettin Köşkü'nde kutlamak en çok Fatih Sultan Mehmet'in kemiklerini sızlatır. Neden? Şimdi milliyetçi, muhafazakar bir siyasi ideolojik pozisyondan olmadığımız malum. Ama onların anlayacağı dilden konuşalım. O dilden konuştuğumuz zaman İstanbul'u alan 2. Mehmet'tir, İstanbul'u veren 6. Mehmet'tir. Ve İstanbul'u tekrar geri alan da Atatürk'tür. Şimdi bunları birlikte düşündüğümüzde aslında Fatih Sultan Mehmet'in, tekrar ediyorum, milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı bir perspektiften konuşmaya çalışıyorum. Yani onların anlayacağı dilden. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması sonrasında İstanbul'u tekrar geri alan Atatürk'tür aslında Fatih Sultan Mehmet'ten. Atatürk'e bir süreklilik olduğu söylenebilir. Oysa ki Sultan Vahdettin maalesef işgal altındaki İstanbul'da İngilizlerin bir dediğini iki etmeyen bir pozisyonda, eniştesi Damat Ferit'in sadrazamlığındaki Damat Ferit tamamen işte ülkeyi işgal kuvvetlerine teslim etmiş, onların sözcüsü bir yönetici olarak karşımızdadır. Ne yazık ki böyle bir pratiğin, böyle bir durumun içerisinde yer alan bir sultandır. Şimdi siz bir taraftan işte Fatih Sultan Mehmet'e sahip çıkacaksınız. Onun işte İstanbul'u fethiyle övüneceksiniz. Hatta yer yer Fatih Sultan Mehmet'i Atatürk'ten de yukarıda, en azından o bir fetih gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşı ise sonuçta defansif bir mücadeleydi. Ülkeyi işgalden kurtarmaydı. Dolayısıyla o Fatih'tir diyerek büyüteceksiniz. Ama 6. Mehmet'i, İstanbul'u tekrar işgal kuvvetlerine, Hristiyanlara diyelim, teslim eden sultanı kendinizce Atatürk'e karşı adeta işte bir denge oluşturma yolunda öne çıkaracaksınız. Bu gerçekten çok acınası, çok vahim bir durum. Şunu da eklemek lazım Can. Buyurun hocam. Sonuçta Vahdettin için milli mücadele neydi?
Ona da bir bakmak lazım. Ya da Kuvayi Milliye neydi? Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada Atatürk adını zikretmeksizin, değil mi? Sanıyorum Gazi dedi, Gazi Mustafa Kemal dedi, işte işgale karşı mücadele eden kahramanlardan bahsetti. Tamam, o kahramanlar yani Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye neydi Vahdettin için? Bugünün terminolojisiyle terör örgütüydü. Hani çok meşhur biliyorsun Hamas'la ilgili Erdoğan terör örgütü değildir. İşte mücadele gösteriyorlar, bağımsızlık mücadelesi veren direniş hareketidir dedi. O çerçevede biz de o günün dünyasında olmayan terminolojiyi gündeme getirecek olursak, Vahdettin için, İstanbul hükümeti için, işgal altındaki Osmanlı hükümeti için Kuvayi Milliye terör örgütüydü. Evet. Başarılı oldular, mücadeleyi kazandılar ve Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer insanları olarak yeni bir ülke yarattılar. Tabii. Yeni bir ulus devlet yarattılar ve elbette bu mücadelede kendilerini terörist gören bir yönetimi, hı hı, ve onun sultanını da elbette karşılarına aldılar. O da ülkeyi terk etti. Yani bu açıdan baktığında milli mücadeleyi terör örgütü saydığını düşünebileceğimiz, sonrasında ülkeden işte kaçtığını bildiğimiz bir şahsiyet üzerinden milli mücadeleyi kazanıp yeni bir ulus yaratma yolunu seçip, hı hı, cumhuriyet kurmuş bir lidere karşı ne diyelim nazire yapmaya kalkıyorsunuz ve çok komik duruma düşüyorsunuz. Üzücü, acı acı insanı gerçekten güldüren bir tablodur. Çok fazla da hani endişe etmeye, çok fazla da hani tepki göstermeye de gerek yoktur. Acınası, gülünesi bir durumdur. Öyle değerlendirmekten yanayım. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için, vaktiniz için. Manşette ekranda duruyor. Birçok manşet verdiniz ama bu en çok Fatih Sultan Mehmet'in kemiklerini sızlatır. neden sorusunun cevabı da çok açıktır. Tarihe biraz bakmak yeterli oluyor. Resmi belgeleri, mektupları, giden gemileri, gelen gemileri, dün geçen gemilere baktığınızda, niteliklerini kıyasladığınızda ne olduğunu da anlıyorsunuz. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Döndük efendim. Konuşulanlar bu ekranlarda konuşulmaya devam edecek. Konuşulması gerekenler. Şimdi geldik. Can Atalay meselesinde az önce Ozan Kelleci ne yaptı? Özel bir röportaja imza attı. Kimle? Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la. O meselede hareketlilik olur mu olmaz mı, yargı sürecini takip etmeye devam ediyoruz. Bunu vurgulamış olalım. Şimdi gideceğimiz haber, önümüzdeki günlere de belki de bazı tartışmaları yeniden yaptıracaklar mı, yeniden gündeme taşıyacaklar mı? Bu soruları soracağımız bir haber aslında. Şimdi yeniden Refah Partisi'nin Konya Milletvekili Ali Yüksel, çok eşliliği savunuyor. Dördüncü kez evlenmiş. Nikah şahitliğinde yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yapmış. Gündemde, aktarması da bizden. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Konya'dan milletvekili seçildi Ali Yüksel. Daha önce evlilikleri ve kadın erkek ilişkileri konusunda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Meclise girdikten sonra aynı anda 3 kadınla evli olduğu iddia edildi. O iddiayı yalanladı. Ancak gazete duvara daha önce yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Hayatımın bir döneminde 3 tane eşim oldu. Allah rahmet eylesin, ilk eşim vefat etti. Daha sonra 2 eşle kaldım. Ama benim niyetim 4'e kadar gitmekti. Kabul ediyorum. Evet. 74 yaşındaki milletvekili Ali Yüksel 4. defa dünya evine girdi. Nikah şahitliğini yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptı. Türk Medeni Kanunu'na göre birden fazla eş yasak, ancak milletvekili Ali Yüksel çok eşliliği savunuyor. Allah müsaade etmiş. Kanunları kim yapıyor? İnsanlar yapıyor. Ama ben Allah'a hesap vereceğim. Öldüğüm zaman beni Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yargılamayacak. Hesabı onlara vermeyeceğim. Ben Allah'a hesap vereceğim. Allah'ın müsaadesine göre hayatımı tanzim ederim. Asu Bardakçıoğlu Hanımefendi ve Sayın Ali Yüksel Beyefendi'yi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu.
Şimdi az önce, az sonrasını verdiğimiz Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yaptığı açıklamalar, tahliye edilmeyi bekliyor Can Atalay bir milletvekili olarak. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir hak ihlali kararı var. Bireysel başvuru Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biridir Zühtü Arslan'ın ifadesiyle. Bir kez daha hatırlattı. AYM kararları uygulanır mı, uygulanmaz mı gibi sorular soruluyor. Enis Berberoğlu kararı hatırlatılıyor yani. AYM Başkanı'nın da bu konuda söyleyecekleri var. Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, gerçek ve tüzel kişileri, ülkede yaşayan herkesi ve her kurumu bağlar. Yorum farklılığı, yorum çeşitliliği demokratik hukuk devletleri için bir zenginliktir. Demokratik hukuk devletlerinde buna yer vardır ama bir şeye yer yoktur. Yorum kakofonisine yer yoktur. Bireysel başvurunun amacı hukuk sistemini, hukuk düzenini, yargının işleyişini hak ihlali üretmeyecek, ortaya çıkarmayacak bir noktaya getirmektir. Bu da ancak objektif etkiyle mümkündür. Çünkü objektif etki dediğimizde şunu anlıyoruz. Anayasa Mahkemesi bir anayasal meseleye ilişkin, bir anayasal hak ve özgürlüğün alanına, sınırlarına ilişkin bir karar verdikten sonra ve ilkeleri belirledikten sonra artık bu ilkelerin her defasında tekrar tekrar başvurularla ifade edilmesine gerek kalmaksızın tüm kamu gücü kullanan organların, başta yargı organlarının organları tarafından dikkate alınmasını gerektirir. Bireysel başvuru Cumhuriyetin, 100 yıllık Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biridir. Ve bu kazanımı korumak, bu kazanımı geliştirmek ve bunu gelecek nesillere aktarmak, yeni yüzyıllara bu kurumu etkili, verimli bir hak arama yolu olarak taşımak hepimizin görevidir. Şimdi geldik başka meselelere. Değinemediğimiz, 2,5 saat boyunca konuşamadığımız birkaç meseleye hızlıca bakalım. Biri su sorunu. Hızlıca ona gidelim, sonra birkaç not daha aktaracağız. İstanbul'da barajlarda su azaldı, bazıları kurumaya başladı. İSKİ verilerine göre Haziran'la 43,97 olarak ölçülen doluluk sadece 4 ayda %25,9 gerileyerek %18,88'e düştü. Yaz döneminde görülen sıcaklar İstanbul'un barajlarındaki doluluğu kritik seviyeye indirdi ve sonrasında görülen yağışlar barajlara yetmedi. Papuçdere Barajı %3,73'e kadar düştü. Onu Sazlıdere Barajı takip etti. Son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Meteorolojidense İstanbul'a iyi haber var. Çarşambadan itibaren megakent ve birçok ilde yağış bekleniyor. Sağanağın cuma gününe kadar sürmesi, barajlara da can suyu olması bekleniyor. Şimdi Gazze'ye bombardıman devam ediyor. Harekat ne durumda? Gazze'den ölü sayısına ilişkin yeni bilgiler gelmeye de devam ediyor. Dış politika analisti Aydın Sezer'e danışacağız efendim. Gazze'den canlı görüntüleri de ekranlara taşımaya devam edelim. Çünkü işte Sederot hakkında kurulan kameraların açısı Gazze'de. Şimdi ekranlara gelecektir. Gazze'de bombardıman sürüyor. Zaten binaların büyük bölümü harabeye dönmüş durumda. 32 bin bina tamamen yıkılmış. 32 bin bina. Şimdi çocuk hayatını kaybeden, öldürülen çocukların sayısı %47 oranında toplam can kaybının. Dolayısıyla insanlık dramı katlanmaya devam ederken, canlı yayında bizler füzelerin düşüşüne şahit olurken, obüslerden ateşlenenler, istihbarat şefimiz Burak Ersemiz'in aktardıkları, Nihat Fındıklı'nın kamerasından görüntülenenler, 3457 çocuğun öldürülmüş olması, Gazze'ye saldırılarında toplam can kaybı 8306. İsrail ordusu kara harekatı tamamen potansiyeli itibariyle başlamadı ama adım adım yeni safhalara geçiyoruz diyor. O yeni safhalarda da kara harekatının öncü eylemleri diye sayılabilecek, öncü saldırıları diye sayılabilecek büyük bir hava bombardımanı var. Ve hastanelerin çevresine özellikle düşüyor. O noktalar hedef alınıyor. Çünkü hastanelerin de Gazze'nin kuzeyinde tamamının boşaltılması yönünde tehdit ve uyarısını kayda geçiriyor İsrail ordusu. Peki ne olacak? Gazze yerle bir. Hedef alınmaya devam ediyor.
kara harekatını resmi olarak hiçbir zaman başlatmadan acaba böyle adım adım işte bir mahalleye girildi, bir mahalleye daha girildi. Meskun mahal savaşı mı veriliyor, böylesi bir strateji mi var yoksa bombardıman sonrası rehinelere dönük baskınlar mı yapılıyor? İsrail ordusunun bir hafta 10 gündür hiçbir detay vermeden açıklamalarını paylaşması da dikkat çekici. Dış politika analistimiz Aydın Sezer'e dönelim, konuşmaya başlayalım. Aydın Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Can Bey. Savaşın hangi safhasındayız? 10 dakikamız var, hiç araya girmek istemiyorum. Peşinen sizin analizinizi dinleyeceğim. İki soru sormak istiyorum. Bir, savaşın hangi safhasındayız? İki, bugünden baktığımızda sadece bugüne dair bir şerh düşeyim özellikle. Çünkü denklem, dinamikler her gün değişiyor. Bugünden baktığınızda hangi sonuca daha yakın olduğumuz düşünülüyor Gazze hattında toplam bir Filistin sorununda? Can Bey, şimdi İsrail resmi makamları kara harekatının ya da meskun mahal savaşının henüz başlamadığına yönelik açıklamalar yapıyor. Fakat aynı zamanda yine İsrail medyasına atfen söylüyorum, Gazze içerisinde bazı stratejik kavşakları ve yolları ele geçirdiklerini de ifade ediyorlar. Dolayısıyla şu anda bizim resmen başladı başlamadı tartışmasına girmeksizin İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü bombalama eylemlerine artık karadan da destekle yeni bir aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Ben şahsen başladığını düşünüyorum. Aynı şekilde Hamas ve Filistin kaynakları da İsrail saldırılarının püskürtüldüğüne yönelik haberlere yer veriyorlar. Dolayısıyla taraflar arasında ciddi anlamda bir psikolojik savaş sürüyor. Bir defa bunun altını çizelim. Süreç kanımca Netanyahu aleyhine gelişiyor. Bu tüm dünyada Filistin halkıyla destek gösterilerinin yanında İsrail'de de artık bu gösteriler daha sık yapılır hale geldi. Geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun medyaya da yansıyan bazı tartışmalı sözleriyle birlikte sürecin Netanyahu aleyhine gelişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu süreçten memnun olmayan ya da mutlu olmayan en önemli kesimin başta Körfez ülkeleri olmak üzere Arap ülkeleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülkeler aslında Filistin halkıyla dayanışma ya da sivil can kayıplarının önlenmesine yönelik çağrılarda bulunsalar da arka planda Hamas'ın tarih sahnesinden silinmesi yönünde içten içe bir arzu içerisindeler. Bunu ben özellikle Körfez medyasına atfen söylüyorum. Şimdi Amerika bugünlerde Hint Okyanusu'ndan 3000 kişilik kapasiteli bir çıkartma gemisini de bölgeye getiriyor. Şu anda Kızıldeniz'de bu gemi yanılmıyorsam. Dolayısıyla Gazze operasyonunun bölgedeki diğer ülkelere sıçraması olasılığına karşı Amerika başından beri söylediği o caydırıcılık boyutunu gündemde tutuyor. Ama öte yandan da burada özellikle Lübnan'da Hizbullah'ın ve İran'ın son günlerde savaş konusunda, savaşa dahil olma konusunda bir kararsızlık sürecinde olduğunu da söyleyebiliriz. Bugün Lübnan'da yapılan bazı anketlere göre Güney Lübnan'da halkın %68'i yeni bir savaş istemediği yönünde bir karar vermiş ya da oy kullanmış. Ki bu kaynak da aslında Hizbullah'a yakın bir kaynak. Dolayısıyla ben hala bölgeye sıçrama tehlikesi olan bir süreçte olduğumuzu düşünmekle birlikte Gazze'de İsrail ve Netanyahu 7 Ekim'de kırılan onuru ya da zedelenen imajını tam olarak olmasa bile bir şekilde tamir etmeye yönelik bir zafer peşinde. Ben ABD'nin de bu senaryoyu oynadığını düşünüyorum. Bugün bakıldığında ne yazık ki Netanyahu'nun ve İsrail'in kararlı adımlar attığını söyleyebiliriz. Özellikle hastanelerin
etrafını bombalamaları, hastaneleri boşaltmaları, halkı güneye Han Yunus'a yönlendirmeleri, ama buna rağmen Han Yunus civarında da hava saldırılarına devam ediyor olmaları gösteriyor ki İsrail oldukça kararlı. Son bir cümle, İsrail basınına atfen söylüyorum. İsrail'in hedefinde aslında Gazze'deki sivillerin Kuzey Sina'ya, önce çadır kentlere, daha sonra da kalıcı konutlara yerleştirilmesi gibi bir hedef var. Ama Mısır tabii ki buna yanaşmıyor. Son bir final sorusu, 2 dakikam kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19. günde değiştirdiği diplomatik dil nasıl geri dönüşler alacak gibi? İlk aşamadakileri biliyoruz. Diplomatik olarak yorumlayanlar, diğer ülke liderleri, dışişleri bakanlarından geldi elbette bir takım tepki ve yorumlar. Ama uzun vadede bu ne anlatır? Öncelikle 15 gün içerisinde bir U dönüş oldu. Bunun altını çizelim. Yani bu çok önemli bu kadar kısa sürede. İkincisi, Türkiye'nin ve Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Filistin halkının çektiği ızdırabı, drama dikkat çekmenin yanı sıra aslında siyaseten Hamas'a destek veren bir yaklaşım sergiledi. Evet, biz Hamas'ı terör örgütü olarak saymıyoruz. Rusya da saymıyor, İran da saymıyor. Ama bunu terör örgütü olarak sayan ülkelerle bunu tartışmanın bir anlamı, bir esprisi yok. Kaldı ki son günlerde İran bile, hatta Rusya bile, ki Hamas'la çok sık görüşüyor, Türkiye kadar ileri gitmediler. Erdoğan'ın bu açılımı ne yazık ki Filistin sorunundan, özellikle de Gazze'deki sivillere yardımcı olmayacak sertlikte bir açıklama olarak geldi. Ben bunun da Arap sokaklarında belki taraftar bulduğunu söyleyebiliriz ama Arap monarşilerinde olumlu karşılandığını düşünmüyorum. Hatta Ramallah'ta bile Erdoğan'ın açıklamalarının sorgulandığına dair sosyal medya hesaplarında çeşitli haberler yer alıyor. Talihsiz bir açıklama oldu. Özellikle de Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi kriz ortamında çok yanlış bir hareket oldu. Teşekkür ediyorum Aydın Bey. Vakit ayırdığınız için, analizleriniz için. Bakalım önümüzdeki günlerde hangi başlıklar elimizde avucumuzda olacak. Yeniden danışacağız sizlere. Kapanış haberimiz efendim. Yeşilçam'ın birçok yıldızına ses veren dublaj sanatçımız, oyuncu Ceyhan Tözüm, 95 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu mezarlığına defnedecek. Yakınlarının başı sağ olsun Yeşilçam camiasının dahil olmakla birlikte efendim. Senden beraber olduktan sonra seni... Yeşilçam'da birçok yıldıza sesiyle hayat verdi. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Ceyhan Tözüm 95 yaşında yaşamını yitirdi. Bana dedi ki Sacide Hanım sen konuş dedi. Aa dedim Sacide Hanım, hem Türkan'ı konuşacağım hem Oya Peri'yi konuşacağım. Laurel Hardy gibi yok dedim, yapamam. Ceyhan Tözüm 1929 yılında İstanbul'da doğdu. Sanat yaşamına babasının teşvikiyle başladı. Henüz 8 yaşında Henrik Ibsen'in oyununda rol aldı. Ses benim. Canın ben verdim. Portakalın yarısı benim. İlk dublajını daha 10 yaşındayken yaptı. Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek. Ağlamaklı konuşurduk. Halk bunu çok severdi. Yeşilçam'ın birçok yıldızını da seslendirdi sanat hayatı boyunca. Köylü olmak bir kusur değildir. Ben köylülüğümle iftihar ederim. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Mutlu Günler, Çıplakları Giydirmek, Kökler, Yarısı ve Kezban olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda oynadı. Benim yüzümden hep bunlar. Ya ölecek ya öldüreceksin. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı Ceyhan Tözüm. 2005'te 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Lise öğrencileri ne zamandan beri iki çocuk anası olmaya başladılar? Dublaj sanatçısı ve oyuncu Ceyhan Tözüm bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 95 yaşında hayatını kaybetti. Yaptım. Kimse de hani bu sestir demedi. Tözüm'ün cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek. Ah Türkan sensin. Ah çok seviyorum seni, biliyorsun. Kısa bir ara, dönüşte bir veda notumuz elbette olacak. Bekleme.
yollara düş. Bugünden yarını deneyimle. Dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi BYD artık Türkiye'de. BYD. Bugün, yarın, daima. Büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için büyük A101'de. Patlıcanın kilosu 18 lira 90 kuruş, domatesin kilosu 24 lira 90 kuruş. Güvende olduğumuzu bilmek en büyük zenginliktir. Bu yüzden vazgeçilmezleri vardır hayatımızın. Bazen hayat kurtarır, bazen küçük bir hareketimizle dünyamızı aydınlatır. Tıpkı ayın gece boyunca aydınlığıyla bizi takip etmesi gibi. Ve tüm bunları mümkün kılan sayısız el, sayısız kahraman vardır. Cumhuriyet'in 100. yılında yerli sermayemiz ve tecrübemizle yeni fabrikamızda üretime başlıyoruz.